Merhaba, 40'a hoş geldiniz. Bu programda konuklarımıza tam 40 soru soruyoruz. Her soru için sadece 2 dakika süre veriyoruz. Tüm sorular içinse 80 dakika. Eğer bir soruya iki dakikadan daha az sürede yanıt verirlerse bu süreleri diğer sorularda kullanma hakkına sahipler. Tabi ben eğer o süreyi onlara verirsem. Program içerisinde kırmızı sorularımız var. Bu sorularla konuklarımızın kırmızı çizgilerini biraz zorladığımıza inanıyoruz. Hem kırmızı soruları hem de tabii ki tüm soruları konuklarımızın pas geçme hakkı da var. Program sonunda onlara bir de karne veriyoruz. Kırkın kurallarını artık hepiniz biliyorsunuz. Peki konuğumuz kim efendim? Çok ünlü bir isim Talat Bulut bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Nasıl, gergin mi program, nasıl bir program? Atmosferi sevdiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda tabii biraz heyecan var çünkü çok uzun süredir hiçbir programa katılmıyorum ama izlediğim zaman keyifle izliyorum evde. Harika. Bence bu da çok keyifli bir program olacak. Isınmak için ben hemen başlayalım diyorum. <laughs> tamam. Olur mu? Şimdi e... Twitter hesabınıza şöyle bir şey yazmışsınız. Bir insanın yaşamını herhangi bir sözcük açıklayamaz. Siz kendi yaşamınızı nasıl açıklarsınız peki? Gelsin soru esas sorum şu. Bir insanın yaşamını ortaya seren nedir size göre? Yaşama bakışısı, disiplini, tavrı, eğitimi, yetişme biçimi, ahlaki değerleri bunları sıralayabilirim yani. Ama bu hani herhangi bir sözcük açıklayamaz. Neyi açıklar? Yani oradaki mana ne? Bir insanın yaşamını herhangi bir sözcük açıklayamaz. Aslında dışarıdan gelecek herhangi bir yorum, tek sözcük ona ilişkin bir saldırı sizin nasıl yaşadığınızı açıklayamaz. Söylemek istediğim o aslında. Hmm, anladım tamam. Şimdi o zaman e, yasak elma ile devam edeceğim ben. Sezonda e, ara verdi şu anda ama başarıyla da devam edecek ve eden bir işiniz var. Yasak Elma dizisi. Dizide zengin, hırslı, kibirli, çapkın bir iş insanını canlandırıyorsunuz. Halit Argun'un. Şimdi ben e, sizi e, dizilerde zaten hep bu ya, ben hep bu tarz zaten rollerde hatırlıyorum. <laughs> hani böyle zengin ya da kültürlü birini canlandırıyorsunuz. E, gelsin soru. Canlandırdığınız roller kadar beyaz Türk müsünüz, o tanımda mısınız? <gülüyor> <gülüyor> yani kibir ya da hırs hayatınızda ne kadar vardır normalde? Samimiyetle söylemem gerekirse hiç yok. Aslında <laughs> e, hep, daha doğrusu bizim seyircimiz şöyle değerlendiriyor, özdeşleştiriyor sizi yani işte Talatut aslında Halit, Argun. Öyle bir şey yok. Sinema geçmişime baktığınız zaman e, oradaki karakterin tipoloji yaratımı neyse onu gerçekleştirdim. Beyaz Türk de değilim aslında. E, daha çok mavi yaşayarak büyüdüm. Hatta e, bir takım yakın arkadaşlarım bana hep mavi derler. Ya yani, mavi talat derler. Mavi rengini de çok seviyorum. Onun için e, benden herhangi bir şey bulmak çok zor oynadığım karakterlerle ilgili. Çünkü ben başkalarının yapamadığı bir şey yapıyorum. Önüme gelen karakteri seyirciye anlatıyorum. Benim görevim o. Oyunculuğun temelinde de bu var zaten. Hatta şöyle özetleyebiliriz. İyi oyuncu... Karakteri iyi anlatma yeteneğine sahiptir. Bu da aslında oyuncu için iyi bir yalan söyleme biçimi yani. Doğru. Biz tabii çok özdeşleştiriyoruz evet. yani. Hatta bu sabah bir yerde bir şey seyrettim. Bir diziyle ilgili tekerlekli sandalyede oturan birini gerçekte öyle zannediyormuş. Yani henüz bizim seyircimiz aktörle oynadığı karakter arasındaki bir ayrışma olduğunu, onu canlandırdığı bilincine sahip değil. Onun için de O zalim İstanbul'da bir e, çok başarılı bir ilgili. oyuncu var. Evet, Muhtemelen odur ama o da gerçekten yani buradan söyleyeyim çok iyi oynuyor ya. Öyle bir oyuncu, öyle, öyle zannetmekte haklılar yani o kadar çünkü o şey enerjiyi veriyor. Dediğim gibi tutan dizlerde de genelde zaten hani hepimizin o refleksi direkt böyle kişiyi özelleştiriyoruz. Bir ara mesela Ozan Güven benim için can manaydı. <laughs> yani ben Ozan Güven'i gördüm. Aa Can Manay dedim. Söyleyelim Buket ne yapıyorsun? <laughs> Duyacak evet, resim olacaksın. Oyuncunun bir başarısı aslında ama onun gibi değil. yani. Tabii tabii ki tabii ki bu anlama gelmiyor. Siz de zaten değilim dediniz. Şimdi Harun Kolçak'ın ölümünün ardından uyuşturucu ve alkol tedavisi gördüğünü neden yazamıyoruz diye yazı yazan. Cengiz Semercioğlu'na tepki gösterdiniz. Sosyal medyada Twitter hesabınızdan paylaştığınız videoda Semercioğlu'na yönelik benimle ilgili düşündüğünüz gerçekleri yazar mısınız? Öldükten sonra gözüm arkada kalmasın hı hı. dediniz. Tepkiniz üzerine Cengiz Semercioğlu'yla hiç bu konuyla ilgili konuştunuz mu? Gelsin soru. Allah gecinden versin öldükten sonra arkanızdan ne yazılmasını isterdiniz? Bir de Cengiz Semercioğlu öyle bir durumda ne yazardı sizce? Vallahi hangi hangimiz önce öleceğiz bilmiyorum ama <laughs> Allah gecinden versin hiç Elbette. İkiniz de e, Elbette. ölmeyin. Yani ben şeyi daha farklı kullanmaya çalışıyorum sosyal medyayı. Orada bir haksızlık varsa ki tanıdığım insan hakkında hele bir haksızlık varsa, onun yanlış olduğunu esprili bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hatta bu tepkim öyle bir noktaya geldi ki e, tüple dalış diye bir video paylaşmıştım ben. Onun üzerine Cengiz şey demişti. Herhalde bugünlerde çok vakti var, işsiz. onun için böyle şeyler yapıyor diye. Ben yani bunu uzatmanın anlamı yok. Ben sadece içimden gelen e, mizah denilen şey her şeyi gülünecek anlamı taşımıyor zaten. Ben öyle bir şey paylaştım. O tepki verdi. Yani sonuçta sosyal medya paylaşımının e, hangi üslupta yapıldığını iyi kavramak gerekiyor. Bununla ilgili ne derseniz genel anlamda maalesef sosyal medya denen şey o kadar çirkin, ahlaksız ve e, kullanılıyor ki siz bile şaşırıyorsunuz. Yani yani bu bu kadar bilinçsizce ve cehaletçe anlaşılmasına tepki gösteriyorsunuz. Zor yani Türkiye'de bir şeyi doğru yönlendirmek, akışını doğru sağlamak gerçekten çok zor. Şimdi madem sosyal medyadan bahsettik, o zaman bununla ilgili bir soruyla devam edeceğim ben. Şimdi sosyal medya videolarınızın çoğu aslında komik ama siz dediniz hani mizah illaki güldürmek zorunda da değil, değilim. Şimdi dans ederken çektiğiniz yatan köpeğin yanına gidip köpekle aynı şekil yatarak çektiğiniz ya da havaalanında bu dönem bantlar vardır ya bobullarımızı aldınız. Orada işte o banda binip çektiğiniz videolar bunların hepsi çok konuşuldu. Ya Sadece Cengiz Semercioğlu değil birçok insan bunu konuştu. Ee, neden bu şekilde bu videolar olay oluyor? Ee, i̇şte sizin için çok affedersiniz, affınıza sığınarak bu söylüyorum ama delirdim mi? Niye bunları paylaşıyor? şeklinde yorumlar da yapılıyor ki hepimize kötü yorumlar yapılıyor evet. zaten. O da ayrı bir konu, onda cebe koyacağım. Ee, gelsin soru. Esas sorum şu: Sosyal medyada bu değişik konseptlerdeki videoları paylaşmanızın ana amacı ne? Yani ne yapmıyoruz? Bir şey bir tepki mi gösteriyorsunuz oradan? Aslında tabii ki tepki var. Yani biraz da muhalif olma var. Ee... Şimdi diyelim ki işte köpekle e, onun uyuduğu anı yanında uzanıp sanki aynı yatakta yatıyormuşsunuz. E, esprisini e, oluşturmak bir anlamda da sizin hayvanlara olan sevginizin bir başka anlatım biçimi. Herkes kucağına alır, sever ama benden beklenmeyen bir şeyle anlatmak zorundayım ya da kendime öyle bir sorumluluk yüklüyorum. Bunun için de köpeğin yanına yatıyorum yani. Türküler paylaşıyorum, deyişler paylaşıyorum. İnsanların türkülere ya da deyişlere çok uzaklaştığını görüyorum. Bununla ilgili bir kapı açıyorum. İnsanlara duyurmaya çalışıyorum. Bunu yok etmemek adına. Amacım o. Başka türlü bir şey yok. Yani bütün bunların da son derece doğal bir anlatım içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü seyirci biraz önce söylediğim gibi, beni oynadığım rollerdeki karakterle ilgili özdeşleştiriyorlar. Ben öyle bir adam değilim. Doğal yaşayan bir adamım. Bu doğallığı da sosyal medyada paylaşmak zorundayım. Ha mesela dans ediyorum adamı ya kaç yaşına geldin kardeşim sana hiç yakışıyor mu böyle dans etmek? Niye yakışmıyor? Yani dünyada dünyanın starlarından örneklenmeler verecekseniz o insanlar dans ediyor, şarkı söylüyor. Yani olabilecek, aklınıza gelebilecek her türlü performansa sahipler. Biz neyiz? Biz sadece ekran karşısında durup konuşan insan pozisyonundaymışız gibi algılanıyor. Ben biraz da bunu yıkmaya çalışıyorum çünkü hani Yeşilçam'ın belki de son temsilcisiyim. Bugüne kadar Yeşilçam'da var olan kadın ya da erkek oyuncuların hiçbir zaman böyle paylaşımları olmamış. Yaratılan ya da oluşturulan bir şey durum içerisinde kalmışlar ama ben onu yıkıyorum aynı zamanda yani. Şimdi e, ilk e, kırmızı sorum geliyor. Şimdi bunu hiçbir yorum yapmadan ben sadece size soracağım Şimdi sizin hakkınızda takipsiz kararı verilmiş ve savcılık tarafından da dava açılmasına gerek görünmeyen bir taciz iddiası vardı Ve geçen sene bu iddiayla gündeme geldiniz siz O dönem kesin bir dille ben hiçbir şey yapmadım demediğiniz iddia ederek eleştirildiğiniz en çok Neden taciz iddiasıyla gündeme geldiniz ama esas sorum şu gelsin soru Gerçekten taciz iddiasını kesin bir dille yalanlamadınız mı? Aslında unuttuğum bir mesele. Hatırlattığınız için cevap vereyim. Çünkü mahkemeye daha doğrusu tabii ki savcılık tarafından aklandım ama o iftira yatan insanlarla ilişkinde bir tazminat davası sürüyor. Bununla ilgili çok detaylı şeyler söylemeyeceğim ama e, elbette Talat Bulut olarak e, 60 yıllık hayatınızda bir ...leke sürülmeye çalışılıyor. O dönem çok üzücüydü. Ama sonra... ...asıl beni üzen şey... ...kızın, iftira atan kişinin... ...13 yaşında ayrılmış anne baba olarak... ...İstanbul'a dönmeye çalışan... ...İstanbul'da yaşamak isteyen... ...babası tarafından da izin verilmeyen birinin... ...daha 13 yaşındayken... ...babasına cinsel saldırıda bulundu diye... ...savcılığa... ...şikayet etmesi... Gerçekten de ben bu dosya ortaya çıkarıldığında 21 yaşında şu anda bir kız çocuğu sahibiyim. Ee, çok üzüldüm. Ee, yani benim kızımın başına böyle bir şey gelse nasıl karşılarım diye ee, gerçekten çok üzüldüm ve o kişinin aradan yıllar geçtikten sonra. Aynı metin üzerinden yürümesinin onun sağlıklı olmadığı anlamına geliyor. Ee, keşke tedavi edilebilse, daha yararlı bir kız çocuğuna dönüştürülebilse. Bir baba için, bir anne için çok üzücü bir durum. Yani O durumda iftira atılmasından öte zaten mahkeme sonuçlanmış, tazminat davası devam ediyor. Ama beni en çok üzen o kızın sağlıksız olmasıydı yani. Bu kamuoyuyla paylaşıldı mı bu babasıyla yaşadığı sıkıntı? Paylaşıldı ama iftira atan medyadaki bir sürü insanın işine gelmediği için... Çünkü ben görmedim. Çünkü. Evet haklısınız. Bunu kullanmadılar. Çünkü geriye dönüş sağlamaları mümkün değil. Bu yüzden de... Sürü aldım. Bu yüzden de buna evet talaklılık böyle bir şey yapmamıştır demelerini dile getiremediler İzin verirseniz bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, kızın bu iftirası ve yalanı ortaya çıktı aslında. Hatta şöyle örneklendirebilirim. İlk sıcak döneminde, ilk bir hafta içerisinde şeyden İzmir'den gelen bir avukat ortalığı karıştı, karıştırdı. Kadın dayanışmaları onlar bunlar. Ee, kızın bu dosyası ortaya çıktıktan sonra hepsi ortaya kayboldu. Ve kızın şu anda tazminat davasında, açtığım dava çünkü, onu savunacak bir avukatı yok. Çok enteresan. Nerede onu savunan insanlar, dernekler, avukatlar? Ortada yoklar. Demek ki bir yalanı savunacak durumda değiller şu anda. E, bu olay yani babasıyla ilgili yaptığı şey ortaya çıktıktan sonra Aynen. avukatlar geri çıktı. E, avukatlar, dernekler, sendikalar onlar bunlar farkına vardılar ki evet bu kız yalan söyledi. Ama siz kendinizi bu süreçte tabii anlatamadınız. Elbette ama sonuçta mahkemeye anlattı bu durumu Hı -hı. zaten. Hı -hı. Ha ben kamuoyu nezdinde söyledim. Yani zannediyorum ki o dönemde yapılan haberlerden dolayı... Valla bir... kamuoyunu ben çok şöyle de Sosyal medya dediğimiz şey biraz önce söylediğim gibi o kadar ahlaksız bir durumda ve kendilerini o kadar özgür hissediyorlar ki ve bunun bir demokrasi anlayışı olduğunu düşünüyorlar. Ben özgürüm istediğim şeyi söyleyebilirim. Hayır sen herkes hakkında her şeyi söyleyemezsin. Bunun bir kuralları var. Hakaret edemezler. Edemez. Aynen öyle yani, bu çok Edenlerin hepsinden şey. zaten sonuçta mahkemeliyim ve şu anda da tazminat davası açtım yani. Bu ben yapmadım musunuz? ben çok özgürüm. Ben 21 yaşında bir kız çocuğu babasıyım. Onun sorumluluklarını taşırken bu tür iftiralar karşısında e, tabii ki e, bir an şoke oluyorsunuz ama o geçtikten sonra da iftira atan kişi hakkında e, öğrendikleriniz sizi şoke etmeye başlıyor. Sosyal medya linci günümüzün en önemli sıkıntılarından bir tanesi ve bu çok büyük bir problem olmaya devam edecek bence. Bence çözülecek. Kesinlikle bunu Hukuk kanun, kanunlar, kanunlar, evet, 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 evet kanunlar gelmeli bununla gelip. alakalı katılıyorum. E, diğer soru soru direkt gelsin. Siz peki o dönem diziden istifa etmeyi hiç düşündünüz mü? Hayır. Neden edeyim ki? Haklıyım çünkü yapılan bir durum yok. Ee, onun içinde başkalarının da yargı önündeki sonuçları beklemesi gerekiyordu. O beklendi zaten. Ee, ve dizi devam ediyor. Tabii canım. Üçüncü sezonu kadar evet. var hatta değil mi? Şimdi o zaman başka bir şey soracağım. Peki. Madem dizilerden bahsediyoruz ben oyuncularla ilgili bir soru e, eklemek istiyorum araya. Şimdi siz e, tiyatroda, işte sinema filmlerinde aslında hep karakter e, oyunculuğu e, yaptınız, yapıyorsunuz. Mesela Abuzer Kadayıf'ta, Mucize'de hepsinde hep bambaşka karakterlere büründünüz. Diziler daha farklı tabii. Peki yeni nesil oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Gelsin soru, soru bu. Yeni nesil oyuncuları nasıl buluyorsunuz? İçlerinde karakter oyuncusu olabilecek kadar iyi olanlar var mı sizce? Ben aslında özellikle sinemada çok görmediğim ama televizyon dünyasında var olma biçimini kendilerince yarattıkları bir sürü insan var. Ben onlara şey söylüyorum yani kendi görüntülerini talep de gördükleri için kendi görüntülerini televizyon ekranlarında sürdürmeye çalışıyorlar. Ama asıl oyunculuk şu çok da bana ait bir cümle onu söyleyebilirim. Türkiye'de insanlar güzelliğin yetenek olduğunu zannediyorlar. Halbuki Batı'da insanlar yetenekleriyle güzelleşiyor. O anlamda da bir fırsat bulup televizyonda ya da sinema'da yer alan Batı'daki insanların kendilerine kazandıkları paralarla yatırım yapıyorlar. Olması gereken de bu zaten. E, televizyon dünyasında var olma biçimi aslında e, tüketici tarafından bir ürünsünüz siz. O ürün tüketici tarafından bir geçerliliği varsa siz hayatınızı sürdürmeye çalışıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Ama o para kazanma biçimini aktörlük adına bedeninize, beyninize, yeteneklerinize yatırım yapmıyorsanız bir yerden sonra da yok olmaya çalışıyorsunuz ve çok örnekleri var bunların. Televizyon dünyasında şöyle bir şeyle gelişmeye başladı. Artık bir kişi üzerine yatırım yapılmıyor. Yani çok ünlü, çok yakışıklı, çok güzel kadın üzerine hikaye kurulmuyor. Çok benim istediğim bir bütün anlayışı nihayet gelişmeye başladı. Yani senaryosuyla, rejisiyle, oyuncularıyla, görüntüsüyle, her şeyle bir kolektif iş olduğu ortaya çıkmaya başladı. Bu sevindirici. Evet bir de eskiden böyle hep şey başroller vardı işte ana oyuncular vesaire falan bunlar üzerinden gidiyordu. Şimdi insanlar yeni şeylere açık. Mesela Hercai hmm. diye bir dizi adını yanlış söylüyor olabilirim. Hercai. En başta iki başrol oyuncusuna kadın ve erkek başka isimlere önerilmiş, kabul etmedikleri için aslında no name diyebileceğimiz isimler <laughs> ama şimdi işte en yani çok konuşulan içerik içerisinde isim yeriniz varsa olduğunu. ve o iş e, ilgi çekiyorsa o zaman sürdürülebilir hale geliyor. Doğru. Tabii uzun süreli oluyor mu bizim yeni nesil oyuncuların durumu? O Hayır. da tabii ayrı bir <laughs> soru işareti, değil mi? <laughs> evet. Ayrı bir soru işareti. Şimdi şöyle yapacağım. Ha şu kızınızla ilgili bir soru soracağım. Her baba kızını çok sever. Sizin de çok sevdiğinizi tahmin ediyorum. Ee, bu bir kırmızı soru. Susun artık hey sizler oturduğunuz yerde Twitter ve Instagram'da gazete köşelerinde yazıp ahkam keserek televizyon kanallarını da babanızın malıymış gibi kullanıp çeneniz düşercesine saygısızca konuşarak beni yargılayamazsınız. Artık konuşma yeriniz değişiyor ona göre. Beni sadece kızım yargılar sizlerin haddi değil diye bir paylaşımda bulmuştunuz Instagram'ınızdan. Gelsin soru. Kızınızın bu iddialarla ilgili, sadece iddialarıyla ilgili yorumu ne oldu? Ee, onunla bu durumu nasıl konuştunuz? Ee, şöyle anlatmaya çalışayım. Ee, anne baba ayrıyız biz. Hı hı. Ama buna rağmen bir anne ve bir baba olarak bu sorumluluk içerisinde kızımızı büyütmeye çalıştık. Ve kızım şu anda kriminoloji okuyor Amerika'da. Çok zor pozitif bir meslek. Ee, oradaki tavrı ve duruşu bizim ne kadar iyi bir evlat yetiştirdiğimizin en iyi örneğini verdi. Ve sonuna kadar savundu. Hayır yani benim babam beni öyle yetiştirdi ki bu tür iftiraların, suçlamaların, sosyal medyada yer almanın iki cümleyle var olabileceğini düşünen insanlara karşı inanılmaz bir tavır geliştirdi. Ama bana akıl vermeye çalışanlar aynı saldırıyı kızıma yaptılar. Üzücü olan tarafı da buydu. Ama buna rağmen çok sağlamdı. Demek ki gururla ben kızıma baktım. Onun için daha iyi şeyler ne yapabilir mi düşünmeye başladım. Eksik bir tarafı var mı diye. Kafamda tek sorumluluk bu var. Çünkü hayatımda sorumluluk duyabileceğim bir tane insan var. Onun ötesindekilerin ne söylediği gerçekten de çok önemli değil. Çünkü yaşadığımız toplumun değer yargılarını, eğitim durumlarını, bilinçlenme düzeylerini, doğaya yaklaşımlarını, hayvanlara yaklaşımlarını, insanlarla beşeri ilişkilerini ne kadar başarılı sürdürebildiklerini çok iyi bildiğim için bir sürü şeyi geride bırakıyorum. Ardıma bakmıyorum yani. Her şeyde olduğu gibi. Mesleğimde de öyle. Mesleğime zarar veren herkesi geride bıraktım ben. Önümde hiçbir zaman götürmedim ve taşımadım. Şimdi madem kızınızdan bahsettik ben e, eski eşinizden de bahsetmek istiyorum. Hani e, o da sanatçı bir anne babanın kızı ve sizin arkanızda da gayet e, dik durdu. Bu bilgi çok yerde yok ama Pınar Avşar'la üç kez evlenip boşandınız doğru mu? Doğru. Niye öyle oldu? <laughs> yani tek kişiyle evlilik rekoru kırdım ben. <laughs> Aslında bu e, iyi bir örnek. Hayata bakış açısından da iyi bir örnek. Şunu anlıyoruz. Demek ki sadece ikili ilişkilerin sağlıklı yürümesi, verimli yürümesi, paylaşımlı yürümesi, uzun vadeli olması sadece imzaya bağlı bir şey değil. Evet tartışmalar mutlaka oluyor, kıskançlıklar mutlaka oluyor. Özellikle bu kıskançlıkların sonucunda bir boşanma yaşanıyor ama ayrılmıyoruz o kadar sağlam bir temel üzerine oturtulmuş bir ilişki var ki ikinci kez evleniyorsunuz, sonra yine ayrılıyorsunuz. Çok ufak nedenlerden ötürü. Yani ikimiz de Koç burcuyduk. Eğer astrolojik olarak ona bağlayacaksak. not. E, evet. Üçüncüsün üçüncü evlilikte e, evet biz bir çocuk sahibi olalım. E, şeyi bilinci gelişti ve iyi ki evlenmişim üçüncü kez. E, çok güzel bir kız çocuğu sahibiyim. Kaç yıl içerisinde üç kez evlendi? 24 yıl. 24 yıl. Ayrıca size bir şey söyleyeyim mi? Yani hani sektör diyeceksek, bu sektörün içinde e, belki eski kuşak yeşil camcıları dışında bu kadar uzun evliliği sürdüren tek örneğimdir. Demek ki ilişkilere çok sağlıklı bakabiliyorum yani. Ya Peki mesela üçüncü kez evleneceğiniz zaman gülmediniz mi kendinize? Yani hani nasıl bir ben çok merak <laughs> ettim. Hayır üçüncü kez evlendiğimde şöyle bir durum vardı. <laughs> Hadi üçüncü kez evlenelim çünkü çocuk sahibi olacağız diye. Yaz ayıydı, temmuz ayıydı. Ben de kısa şort parmak arası terliklerle müracaat diye gittik nikah dairesine. E, nikah memuru e, biraz sonra... İçeriye üç kişiyle dosya ellerinde geldiler. Hadi imzalayın gidin. Nasıl olsa iki kere evlenmişsiniz. Üçüncüsünde şaşaya gerek yok diye. Çok güzel değişik bir hikaye. Şimdi e, peki e, ilişkiler basında biraz devam edersek. Şimdi tek eşliğe inanır mısınız? E, Kadın aldatınca namussuz olur. Erkek aldatınca çapkın olur. E, bu da aslında çirkindir yani bunun böyle olması. Gelsin soru ahlakın cinsiyeti var mı? Yok tabii. Yani nasıl cinsiyet ayrımcılığı yaparak bunu değerlendirebilirsiniz ki? Yaşadığınız toplamda biraz önce söylediğim kavramlar üzerinde kişiliğinizi geliştirebiliyorsanız, cinsiyet ayrımcılığına zaten ihtiyaç duymazsınız. Bir aldatma varsa mutlaka bunun altında ikili ilişki arasında yaşanan bir neden vardır. Yoksa farklı durumlar aramak adına insanların aldattığını düşünmüyorum. Ama sağlıklı olanı e, paylaşımcı, her şeyi konuşabilir, tartışabilir, e, ortak yaşam alanını geniş tutabiliyorsanız e, birinin aldatmasına ihtiyaç duymazsınız yani. Biz gerçekten de o tekrarlanan üç evlilikte de hiç kimse birbirini aldatmadı yani ihtiyaç duymadı. Şimdi özellikle de mesela yakışıklı, ünlü, işte zengin gözüken erkeklere kadınların ilgisi bazen yoğun olabiliyor. Haddinden fazla yoğun olabiliyor. Birçok ünlü isimden de bunu duyduğum için size de soruyorum. Gelsin soru. Siz hiç tacize uğradınız mı? Birçok çünkü ünlü erkek ben tacize uğruyorum diyor. Evet hatta rahatsız edici boyutlara da geldi. Evet. Hani belki biraz önce söylediğiniz hani yakışıklı, e, karizmatik yakışıklı. ama zengin değilim. <gülüyor> <gülüyor> ama mesela zengin Sen... olduğunuzu düşünüyorlardır hemen onu böyle. Ha o var evet, evet. yani evet. hele televizyonda oynuyorsanız mutlaka evet. zenginsiniz. Tabii tabii. Ee, uğradım ama bunu çok e, şey karşı tarafı da üzmeden yapılan bir yanlışın olduğunu ifade ederek geri çektim her zaman kendimi. Ama oluyor değil mi böyle Olmaz olaylar? Olmaz olur mu? Tabii ki. Şeyden oluyor mu? Sosyal medyadan oluyor mu? Evet. Değil mi sosyal medya? Artık yeni şey o ya yeni trend sosyal medyadan ne diyorlar? direkt mesela. Keşke aşklar benim gençliğimde yaşanır gibi yaşansa. Çok kısa bir örnek vereceğim. Tabii. Belki ergenlik dönemi. Zaten hani biz ergenliğin ne olduğunu bilmiyorduk yani. Sonradan öğrendik. Ortaokulda bir sevgilim vardı. Çok da sinematografik bir şeydi o. Oturduğu evle, benim yaşadığım ev arasında bir 500 metre vardı. Akşam hava karardığında, ışık yandığında yarım perde açılırdı. Bir gölge dururdu her iki tarafta da. Bildik ki o Berrin, ben Talat'ım. Çoğu kez o gölgenin e, uyuduğunu hatırlarım yani. Dönüp baktığımda günün aydınlandığını e, görürdüm yani. Keşke böyle... E, Böyle heyecanlar, böyle tadlar yaşanabilse. Maalesef şimdi e, tüketim toplumu Çok. her şeye sirayet etti. Tabii dilimiz de değişti. Yani Tabii. sosyal medyada ya da WhatsApp'ta mesajlaştığınız zaman sesli harfler kullanılıyor ve böylece dilimizi de kaybediyoruz. Yani bu dili kaybetmek aynı zamanda iletişimi kaybetmek demek yani. Yani şimdiki bizim yeni neslimiz böyle 50 kelimeyle falan konuşuyor. Aynen, yani aynen. 50 kelime kullanıyorlar. O şekilde hayatlarını aynen, aynen. devam ettiriyorlar. 140 kelimeden 50 kelimeye düşürdük. yani. Düştü, düştü, düştükçe düşüyor. Şimdi kızınızın bilim insanı olacağından bahsetmişsiniz bir röportajınızla. Şimdi siz de mühendislik fakültesi terk misiniz? Terk hı hı, elektronik kesmiş, Değil mi? Evet. Yani matematik kafanız hmm. var demektir bu. Ee, peki gelsin soru, kızınızın bilim insanı olarak yetişmesi size ne hissettiriyor? Oyuncu olmak isteseydi karşı çıkar mıydınız yoksa destekler miydiniz? Kızım 11 yaşından itibaren meslek konusunda çok farklı değişimler içerisinde oldu. Hatta o dönem annem dizisini yaptığında önce senaryo okuyordu sonra senaryonun nasıl realize edildiğini seyrediyordu. Ben dedim ki herhalde ya senarist olacak ya yönetmen olacak ya da oyuncu olacak. Bir süre sonra ilerledikçe, yaş ilerledikçe farklı meslekler düşünmeye başladı. Liseyi bitirdiği bitirdiğinden 10 gün sonra baba ben mesleğimi seçtim dedi. Hani ben Türkiye'de okuyacak ve ona göre bir meslek seçecek diye. Ne okuyacaksın kızım? Kriminoloji. Yani nerede okuyacaksın? Amerika'da. Ne kadar kızım dedim Amerika'da okumak. <laughs> evet. Doğru bir meslek seçtiğini düşünüyorum. İyi bir matematik zekası var zaten. Analiz yeteneği çok gelişmiş biri. Çok kitap okuyor kriminoloji üzerine. Zaten ortaokul ve lisede başlamış. Benim bundan haberim yok. Bende dil yok. Bütün o kitapları İngilizce olarak okuyordu. Ee, beni gururlandırıyor. Yani ve bu mesleği olabildiğince iyi yapmasını düşündüğüm için de uzun bir süre Türkiye'ye dönmesini istemiyorum. Yani daha uzmanlaşması için yurt dışında kalmasının yararı var. <laughs> Şimdi sizinle ilgili bir soruyla devam edeceğim. Ee, en sevdiğiniz film Selvi Boylu Mal Yazmalım. Şş, o zaman sorunum şu gelsin tahmin ediyordur izleyicilerimize sizde. Sevgi sizin için nedir? Emek mi? <laughs> Siz Cemşit mi? Siz İlyas mı? <laughs> <laughs> ee, aslında hiçbiri değil ama e, sevginin gerçekten çok Önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yere odaklamanın gereksiz olduğunu da düşünüyorum. Zaten toplumu yozlaştıran, dejenere eden sevgi eksikliği. Onun için de sevgi nerede başlıyor? Siz doğduğunuz andan itibaren anne babanın ya da kardeşlerin tepkisiyle başlıyor. Ben şanslıyım ki öyle bir ailede büyüdüm. Doğuluyum ben. Bütün yoksulluklarımıza rağmen. Ee, yaşamı zorlaştıran doğa koşullarına rağmen gerçekten de e, sevgiyle büyüdüm. Kavgalı değil ama tartışmalı anlarımız oldu. Bunu da sevgiyle hallettik. Onun için de ben e, iyi ki o ailede büyümüşüm. İyi ki kar çocuğu olarak büyümüşüm. İyi ki yoksullukla büyümüşüm. Çünkü ne olduğunu bilerek kendi hayatınızla ilgili Nasıl yaşadığınızı, hangi eğitimi aldığınızı, nasıl bir aile içinde büyüdüğünüzü kavruyorsanız sevgi denen şeye sahiplenmeniz ve onu sürdürülebilir hale getirmeniz de o kadar kolay oluyor. O zaman aslında sevgi emektir diyenlerdensiniz. Ee, emekse evet emek yani ama hiçbir zaman emek mi diye düşünülmedi. O filmle öğrenildi her şey sevgi emektir diye. Bu da bir vurgudur aslında yani. Şimdi... Ee, hmm, dizilerle ilgili bir sorum var. Şimdi siz 2015 yılında 5 senede dizi yapmadığınızı söyleyip nedeni de şöyle açıklamışsınız. Hem kanalların dizi politikaları hem de gönderilen senaryoların bu sistemi içerisinde ne kadar tutarlı ya da uzun vadeli olabileceğini bilmediğim için korktum. Diğer arkadaşlar gibi dizi bitti haydi öbür diziye biraz para kazanayım mantığını güdemiyorum demişsiniz. Şimdi ana akım medyada ana akım dizide 3. sezona giriyorsunuz. eee çünkü bunu söyledikten sonraki sene 2016'da göç zamanı tabi sonrasında yasak elma başlıyor zaten. Gelsin soru şu kanalların dizi politikası değişmedi fakat sizin için ne değişti de dizi çekmeye devam ediyorsunuz ki yasak elma da hala devam ediyor dediğim gibi. Aslında ne kadar güçlü olursanız olun sistem bir noktada sizi kavruyor maddi koşullarınız sizi kavruyor. Kazandığınız parayı yönlendirebileceğiniz kanallar değişiyor. O anlamda da e, sinema sektöründe de yani her sene birkaç film yapıp hayatınızı öyle düzenleyebileceğiniz bir şey de yok, akış da yok. Ve şimdi yurt dışında kızı okutmak ya da çocuk okutmak kolay değil. E, o zaman çocuğun sağlıklı bir eğitim alması, onun iyi bir iş kadını olması, onun daha iyi yaşamasını sağlayacak bir takım şeyler de oturduğunuz yerde sağlanmıyor. Para kazanmanız gerekiyor. Onun için de ister istemez hani düşüncelerinizden çok fazla taviz vermeden evet diyebiliyorsunuz yani. Ama bu köklü bir değişim değil asla. Evet ben şeye katılıyorum yani diyelim ki Yasak Elma işte bir sene daha sürdü, bitti. Üç ay sonra başka bir diziye başlayayım. Biraz yanlış geliyor. Seyircinin sizin kendi kafasında oluşturduğu sizle ilgili biçim hemen değişmiyor. Bu Halit Argun değil miydi diyecek. Onun için biraz mesafe koymakta yarar var. O da zor yani şimdi zor işi zor. iyi yapmak güzel bir şey de o karakter oturunca da değişmiyor yani insanın değişmiyor. kafasında. Ben şunu anlamıyorum. Mesela televizyon yokken film yaptığınız dönemlerde Talat Bulut Abuzer Kadayıf'ta oynadı. Ya, o kadar başarılı ki onun peşinden... İşte mucizede oynadı. O kadar başarılı ki hiçbir zaman örtüştürmüyordu. Ama televizyonda siz gerçekten de bilinen yüz kendi görüntünüzde olmanız gerekiyor. Fit olmanız gerekiyor. Sağlıklı olmanız gerekiyor. Sizinle öyle özdeşleşiyor. Yani eşi yerine, abisi yerine, kardeşi yerine, kocası yerine koyuyor. Onun için de sizin e, televizyonda duruşunuz çok önemli. Bir karakterle çok özdeşleştiği için daha sonra diğer dizileri tutmayan oyuncular var. Tabii tabii çok var yani. Var. E, örnek verebiliriz yani. Aynen mesela. öyle. Ya mesela bir şey söyleyeceğim yani bir yanlış anlamsın ne olur beni ama mesela hani Meryem Uzerli yani Hürrem o yani Hürrem. Evet o. Sonra ama işte. Sonra dili de. denedi birkaç defa. E, dili de etkiliyor tabii, o tabii. De iyi ama hani. Için, evet. Bakalım tabii tutar herhalde daha sonra. Ben şimdi burada ben bu bir şey tutmuyormuş gibi konuşmuş olmayayım da. Yani şeyde muhteşem yüzyılda harikaydı diyeyim ben. Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarlanan Abdullah Oğuz'un yönetmenliğini yaptığı mutlulukla ilgili olarak. Abdullah Oğuz benden özür dilemeli. Mutluluk vizyona girdikten sonra hiç konuşmadım. Nedeni şuydu. Bu tamamen Zülfü Livaneli'ye olan saygımdan ötürü film onun kitabın uyarlaması ama bu uyarlamada da çok büyük hatalar var. Hatalarla ilgili öncelikle söz sahibi olan Livaneli'dir. Ben şimdi söylüyorum, dünyada bir edebiyat uyarlamasını sinemaya aktarmak zordur. Ya tamamen yok edersiniz ya da başarı oranınızın yüzdesini arttırırsınız. Abdullah Oğuz bunu başaramadı, hikayeyi tamamen bir töre hikayesine dönüştürdü. Bu çok büyük bir terbiyesizlikti, siz aktörü böyle harcayamazsınız. Bu da Türkiye koşullarının bir sonucu maalesef. Telif hakkınız yok, sizi herhangi bir koruyan yasa yok. Siz yönetmenin montaj masasındaki makasına bağlı olarak o filmde varsınız. Meral Çetinkaya benim annemi oynadı ama filmde benim annemle olan sahne yok. Bu sizin açıklamanız. Gelsin soru. Neden Abdullah Oğuz'un sizden özür dilemesini istediniz? Film yönetmene ait değil midir diye de soracağım, ekleyeceğim. Sizin bakışınız nasıl bu konuya? Çok tartışılabilir aslında. Yönetmen mi sahibidir filmin yoksa o hikayeyi Anlatabilme biçimimin sadece sorumlusu mudur diye. Şimdi dünyada da hakikaten çok zordur edebiyat uyarlamaları. Bir tane örneği vardır. O da Gül'ün adıdır. Gerçekten çok sağlıklı, başarılı bir filmdir. Yani resimlemeleri bile o dönem anlatılan hikayenin dönemine göre ışıklandırması yapılmıştır. Şimdi burada kitapta mutluluk kitabında İrfan karakteri, yani benim oynadığım karakter bir sosyolog. Ve o sosyaloğun gözünden Türkiye'deki hayat biçimi anlatılıyor. Şimdi siz bunu bir kenara itiyorsunuz. işte kan davası, töre davası yüzünden gelişen bir yan hikayenin daha ön plana çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu ne demek sizin için? Aynı zamanda sizin karakterin geriye itilmesi anlamına geliyor. Çekilip kullanılmayan ya da yazılıp çekilmeyen bir sürü sahnelerin sonucunda... Ee, ben bunu yaptım, bu konuşmayı yaptım, bu değerlendirmeyi yaptım. Ee, muhalif olmak her zaman iyidir. Yani ve Bu da bir cesaret işidir. Türkiye'de çok az rastlanabilir bir örneğim diyebilirim ben. Filmini değerlendirme, sahip çıkma ya da çıkmama. Ee, çünkü size gelen senaryonun nasıl biçimlendiğini, nasıl anlatıldığını siz montaj masasında görebiliyorsunuz. Sizin ne kadar iyi kullanıldığınız yine makasına bağlı. Onun için e, evet yani o dönemde e, aktörlüğe ya da Yeşilçam diye eleştirilirdim ben hep Abdullah Oğuz tarafından. Bu bir reddetme değil ama tartışılabilir hale gelmesi anlamında. Bunu tartışmıyorsanız o zaman sizin benden özür dilemeniz gerekiyor. Diledi mi? Hayır. Apo'nun öyle bir özelliği yoktur yani. <laughs> Şimdi o zaman şunu da merak ediyorum ben. Siz yönetmenin montaj masasındaki makasına bağlı olarak o filmde varsınız diyorsunuz ya. Şimdi birçok aktör yönetmenlik denemesi yapıyor. Bunu çok görüyoruz. Gelsin soru. Hani bazı oyuncular yönetmenliği yönetmenin makasına bağlı olmamak için mi deniyor acaba? Hani bu bir ego savaşı mı yoksa sizin hiç yönetmenlik yapsam gibi bir düşünceniz oldu mu? Benim olmadı, hiçbir zaman da olmayacak çünkü e, aktörlük e, çizgisi onun yaşam biçimi çok farklı, reji daha farklı bir kafadadır. Hatta Amerika'da bile bunların eğitimleri farklıdır yani. Ama e, oyuncu olarak bildiğim ve başarılı filmler yapan Türkiye'de insanlar da var. E, çoğu da e, ya ben bu işi de yapabilirim bir egosu taşıyor olabilir. Ama yönetmen oyuncu olup yönetmenliği de sürdürebilen insan sayısı çok az. Ama ben yapmam çünkü farklı bir sorumluluk o. Biraz da o konuda çok acımasız olabilirim. Daha sert bir davranış biçimi sergileyebilirim. Ama olsaydım eğer oyuncu yönetmen ilişkisini ya da o kanava'yı oluşturan diğer oyuncularla olan ilişkiyi en sağlıklı bir şekilde sürdürmeyi düşünürdüm. Bu çok eksik Türkiye'de. Yönetmenler açısından var o ego. Yani Siz kaç yıllık oyuncu olursanız olun. Biz de öyle bir terbiye aldık. Yani Bizim ustalarımıza her zaman saygımız vardır. Onlardan ne öğrenebiliriz çabası vardır. Ama şimdiki yönetmenler her şeyi ben daha iyi bilirim kafasıyla reji yapıyor. Ben bu tür insanlara şey diyorum yani monitör yönetmenliği diyorum yönetmenlerden şikayet var. Yok, tümüyle diyeceğim. Sadece var olanlarla ilgili şeyler yorum yapıyorum yani. Şimdi bir kırmızı soruyla devam edeceğim. Eee Masum Kırmızı Gül Mucize 2 filminde daha önce sizin oynayacağınızı açıkladığı rol için Fikret Kuşkamla anlaştı ve rolü size vermedi. vermedi daha önce siz ilk film çekildikten sonra Masum Kırmızı Gül için iyi bir sinemacı demiştiniz. Hala aynı fikir demişsiniz. Gelsin esas sorum gelsin. Mucize Ekin'in kadrosundan sizi çıkardığı için Masum Kırmızı Gül'e kırgın mısınız? Önce şöyle bir açıklama yapayım. Ben biriyle ilgili geçmişte bir yorum yaptıysam o yorumun karşı taraf ne yaparsa yapsın asla değişmez. İkincisi kadrodan çıkarılmadım. Bir devam filmi olmasına rağmen. Mahsun Kırmızıgül'den böyle bir şey beklemem yanlış olurdu. Çünkü birincisinde gerçekten iyi bir sonuca varacak adımlar attık. Onun sonucunda yaşadık zaten. Ee, Eylül ayında çekmeyi düşündüğü için Mahsun Kırmızıgül, ben de o tarihte zaten var olan dizinin e, çekimleri vardı. O tarih konusunda uyuşmadığımız için e, Fikret Kuşkan oynadı. E, kırgın değilim. Yani bu bir Devam filmi olmasına rağmen hem yapımcı hem yönetmen olarak o kişinin tercihidir. Yani haftanın altı günü çalışan, dizide çalışan bir oyuncunun e, sürekli her sahnede olan mucize filminde yer alması mümkün değil yani. Hı, tam olarak aslında bir vakit uyuşmazlığı. Elbette. Yani medya bunu e, söylediğimiz gibi yani her şeyi... Çünkü başka türlü yorumlandı o yüzden ee, ben kırgın mısınız diye sordum. Yok yok değilim. Sordum. Asla değilim yani. Anladım. Şimdi... <laughs> e, Altan Erkekli geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda evinin taksitleri için şu borcum bitsin artık 63 yaşımda her gece onları düşünmekten bıktım demişti. Sonrasında sizden de bu sözlere bir yorum geldi. Ah canım Altın Erkekli kıyamam sana bu yüzden sen akbil kullanıyorsun her filmde oynamana rağmen. 1 milyon dolar evin borcunu ödemekte çok zor ömrün uzun olsun diye yazdınız sosyal medyada bu açıklamanın yer aldığı sayfaya. Gelsin soru sorum şu altan erkek yaptığınız 1 milyon dolarlık ev göndermesinin sebebi neydi? <laughs> Elbette ömrü uzun olsun çok borcu olduğuna göre. Yani... Ödebilsin diye bir... <laughs> Allah olsun versin bu arada. Ömrü uzun olsun tabii. Yani Altan'la biz aynı tiyatroda beraberdik. Sonra çok uzun yıllar karşılaşmadık, görüşmedik. Ben şeyi, aktörlerin gerçekten samimi olmasından yanayım. Bunu illa medyanın bilmesi gerekmiyor. Ben de toplu taşıma kullanıyorum. Kent denilen bir yerde yaşıyorsanız, kentli olmanın ...kendi içinde bir yaşam biçimi vardır... ...aynı zamanda da bir sorumluluk sahibisinizdir... ...yani toplu taşınmaya... ...toplu taşımanın yaygınlaşmasını istersiniz... ...ve bir vatandaş olarak da... ...onu kullanmak istersiniz... ...yani benim... E, ...durakta bekleyen... ...herhangi bir insandan ne farkım olabilir ki... ...benim farkım şu daha tanınabilir... ...sizi ünlü yapabilecek bir mesleğe sahipsiniz... ...ama... ...o toplu taşımaya ben bindiğim zaman... ...kimse rahatsız olmayacak... ...ben rahatsız değilim zaten şimdi... Hem akbil kullanıyorum diyeceksiniz bugün bir kart dolumu ne kadardır İstediğiniz kadar yükleyebiliyorsunuz. Evet, var bende hatta şu anda şey bile var yani yaştan ötürü yüzde elli indirimli bir kartım var benim. Oo. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> çok daha iyi. şimdi bunu samimiyetle söylüyorum ben ee, akbil kullanacak bir durumunuz varsa ekonomik durumunuz varsa öyle yaşıyorsanız cesaret edip ben bir milyon dolarlık ev alamam yani bu hicmettim o kadar. Yoksa Altan'la aramda bir çatışma yok yani. Sonra size bir şey söyledi mi yazdı mı? Yok söylemedi. <laughs> Küstüm size bana bak. <laughs> ama gerçekten de Altan erkekti. şu anda baktığınız zaman aa Altan aa Altan aa Altan falan diyorsunuz yani. Başınızı çevirdiğiniz her yerde var. Şimdi hmm, bir kırmızı soru ama Sizle ve sektörle ilgili. Şimdi popüler kültürün mesleğinizde sizi eritmesine imkan vermemelisiniz. Şimdi bana şu söyleniyor. Esmerken hiç yakışıklı bir adam değildin. Şimdi daha karizmatik oldun. Ama önce saçım aklaştığı zaman bana dediler ki yaşlandın. Bir aktörün yaşlanabilmesi mümkün mü? Böyle bir şey yok. 2009'da böyle söylemişsiniz. Hala böyle mi düşünüyorsunuz? Aktörün yaşı yoktur düşüncesinden yola çıkarak size bu soruyu soruyorum ki gelsin soru. Starla karşı mısınız? Kendinizi hala star olarak görmüyor musunuz? Starlar yaşlanır ama aktörlüğün yaşı yoktur anlamına mı geliyor bu düşünceniz? Çok doğru yorumunuz, sorunuz daha doğrusu. Dünyanın hiçbirinde aktörlüğün yaşı yoktur. Gerçekten yoktur. Önemli olan sizin sağlık durumunuzda, nasıl göründüğünüzle ilgili bir şey. Starlık denen şey Türkiye'de kariyer sahibi olarak algılanıyor. Halbuki kariyer dediğimiz şeyin, ee, hangi mesleği sürdürürseniz sürdürün attığınız her adımda bir gelişme göstermeniz gerekiyor. Ee, Türkiye'de bu çok zor. Gerçekten de saçlarım ağarmaya başladığında saçın beyaz olması Türkiye'deki algısı şu yaşlandın. Bizim çocukluğumuzda da öyleydi yani. Ama ben şunu yapıyorum. Alkol yok, sigara yok. Niçin yok? Mesleğimi daha sağlıklı sürdürebilmek için benim yaş grubuma baktığınız zaman bunu ego olarak algılamayın lütfen. Gerçekten de fit olabilen, ekranda daha sağlıklı duran, o karakterin olabileceği karizmatik durumu yaşatabilen tek insanım ben. Bunun neye borçluyum ben? Sağlıklı beslenmeye borçluyum, spora borçluyum. Alkol almıyorum, sigara almıyorum. Şimdi bu sorumlulukları duyabilen, bu duyarlılıkta olan insanların e, aktörlüğün yaşı vardır algısı mümkün mü? Değil. Yani ben saçımı, saçım siyah olsa ne olacak, beyaz olsa ne olacak? Yani bir de tipoloji yaratımını iyi bilen biri olduğum için de gerekiyorsa saçımı boyayabilirim. Yani bu sorun değil ki. Yani gerçekten bu arada aktörün yaşı yoktur. Yok hakikaten yok. Yoktur yani böyle yani. dünyanın neresinde var yani hani hadi hadi bakalım şimdi bir Hollywood'a bakalım mesela aktörlerin yaşı yani mı var? Yani İngiltere'ye bakın Hollywood'a bakın o kadar çok aktör var ki 70'in üstünde hala sürdürebiliyorlar yani demek ki aktörün yaşı yok yani. Ya bizde şöyle bir şey var çok garip neden böyleyiz onu da bilmiyorum mesela gençken ya sen daha gençsin sen daha gençsin sen ne yapacaksın ki? Ondan sonra belli bir süre sonra yaşlandın artık tamam bitti. E tamam nerededik? yani nerede, kaç sene iş yapabileceğiz olacak. acaba mesela onu ben çok merak ediyorum. Şişt. Hani o yaş aralığını bize söylerseniz. Şimdi şeyi söylemiştim ya biraz önce hani dans ediyorum. Adamı diyor ki ya senin 60 küsur yaşına yakışıyor mu sana dans etmek? Hayır yani yakıştığı için dans yapıyorum etmeni, zaten. Hayır bir de dans etmenin yaşı mı olur? Onun için Türkiye'de aktörlüğün de yaşı var galiba. Ama işte olmamalı. Bence de olmamalı. Şimdi sosyal medyada setle ilgili paylaşımlarınız eğlenceli gözüküyor oldukça. Peki sette göründüğü kadar eğleniyor musunuz? Gelsin soru. Setteki oyuncularla, oyuncu arkadaşlarınızla da aranız nasıl? Genelde hep iyidir <laughs> ama diyelim ki çok gergin bir setteyseniz de size uyum göstermiyorsa o gerginlik, siz o gerginliğin içinde var olmak istemiyorsanız o zaman siz kendinize küçük alanınızda bir eğlence yaratmak zorundasınız. Ben o felsefeyle yaklaşıyorum. Çünkü e, kamera önünde e, sağlıklı olabilmenizin anı, durumu aslında set dışında nasıl olduğunuza bağlı bir şey. Onun için de e, evet set halleri diye bir şey yarattım sosyal medyada. E, ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Çünkü önemli olan benim ne halde olduğum. Eğer başkaları dışarıda var olan sorumluluklarını Sorumluluk demeyeyim de e, tatsızlıklarını, yaşadığı psikolojik durumları sete taşıyorsa aslında orada tehlike başlıyor demektir. Çünkü oyunculuk dediğimiz şey e, sizin söylediğinizin diyaloğun partneriniz tarafından tepki almasına bağlı bir şey. Öbür türlü monolog yaparsınız yani. Doğru tabii. Ya profesyonellik zaten. Ben şunu da söylüyorum yani hani. Okuyoruz, dinliyoruz, ekranda seyrediyoruz. Batıdaki oyuncuların böyle illa da partneriyle ya da diğer oyuncularla iç iç olması gerekmiyor. Sonuçta profesyonelce bir iş yapıyorsunuz. Onu ne kadar iyi yapabilmek için neye ihtiyacınız varsa onu sağlıyorsanız geriye ne kalabilir ki? Ya yani benim onunla ilişkim önemli değil ki. Benim asıl ekranda gösterilecek halim ne? Önemli mi o, kalıcı olan o çünkü. Bir de adı üstünde rol yapıyorsunuz Geçen zaten. Şey, rol yani hani o gerçekten kimse orada aşk yaşamıyor. Aynen. Diye. Şimdi sizinle yapılan bir televizyon röportajında Yeşilçam'ın son kuşağıyım ben. Biraz buna saygı göstermelerini rica edeceğim dediniz. Hı hı. Ki burada da Yeşilçam'ın son kuşağın vurgusu yaptınız program içerisinde de. Peki ben şunu merak ettim gelsin soru. Yeşilçam'ın son temsilcilerinden biri olmak bir oyuncuya ne gibi ayrıcalık katar ya da katmalı mı? Hiçbir ayrıcalık katmıyor aslında ama saygı duyulması gerektiğini inanıyorum ve vurguluyorum bir kez daha. Çünkü e, Yeşilçam denen şey aslında sizin... Şu anki durumunuzu belirleyen en temel şeylerden bir tanesi. Niye en temel şeylerden bir tanesi? Ee, yani en azından e, Susuz Yazın 60'lı yıllarda ödül alması gerçekten e, çok değer verilmesi gereken bir durum. Keşke o ödül alma biçimi sonraki kuşaklar tarafından da sağlanabilseydi. Demek ki. Yani bir temel atmadan apartmanı nasıl çıkamıyorsanız, biraz önce söylediğimiz gibi çocuğu büyütürken sevgiyle büyütemiyorsanız, bir şeyin temelinde var olan şeye her zaman saygı duymak zorundasınız. Yeşil çam olmasaydı bugün televizyon olmayacaktı yani. Oyunculuk denen şey olmayacaktı. Tiyatro olmasaydı oyunculuğun temeli gelişmeyecek. Darülvedai dönemleri olmasaydı bugün e, çağdaş tiyatro yapma olanağı olabilecek miydi? Hayır olmayacaktı. Belki ben de olmayacaktım. Yani e, liseyi bitirdikten sonra, Etrafımdakilerin aa ne kadar yeteneklisin cümlesi benim motive. Ya bu telefon. sosyal medya bir... denen şey böyle. Telefon birilerini aramaya başladı. <laughs> ya, çok pardon. Rica ederim. <laughs> Buyurun devam edin lütfen. Ee, onun için e, bir şeye saygı duymak gerekiyor. Gerçekten de. Ben ilk sinemaya geldiğim zaman kameranın e, arkasında durup büyük derim bugüne kadar seyrettiğim perdeli seyrettiklerimin neler yaptıklarını yönetmenle ilişkilerini nasıl olduklarını gözlemleyerek geçirdim. Şimdi o insanları nasıl unutabilirsiniz ki? O insanları sadece şeyle hatırlıyoruz yani öldükleri zaman hatırlıyoruz. Keşke o insanların bir sinema yasasıyla daha sağlıklı yaşam sürdürebilecekleri olanaklar olsaydı. Yani bugün biz telif hakkımız olmadı. Sosyal güvencemiz aldım. Sosyal güvencemiz olmadan öyle yaşıyoruz yani. Biz kendimize bakabiliyorsak sağlıklı olmayı sürdürebiliyoruz. Halbuki batıya baktığında hep batı örneği veriyoruz. Çünkü oradan aldık bu işi yani. Batıya bakıyorsunuz. Telif haklarından tutun, sağlıklı olmasından tutun, çalışma koşullarından tutun, e, haddini bilmekten tutun, etrafın haddini bilmesinden tutun. Her şey o kadar kanunla gelişiyor ki. Onun için onlar yani e, bu işi Yaşlanınca da sürdürebiliyor yani yaş neyse işte ama biz bir süre sonra ya kardeşim işte bunu yapamıyoruz yurt dışına satılan hiçbir şeyden biz telif hakkı alamıyoruz niye abi nedir fark ya da bugün bu kanalda yayınlanan bir dizi ya da film başka kanalda yayınlanmaya başladığı zaman bize hiçbir şey yok. Yurt dışından aslında alınması gerekiyor. Ama öyle bir yasa yok ki sürdürebileceğiniz öyle bir yasa yok. Sonuçta orada oyuncunun da var. var. Aynen. Şimdi Fatma Girik bu tarz ortaya çıktığı zaman dedi ki en sevdiğim ve en beğendiğim sanatçılardan birisi Talat Bulut. Doğru düzgün bir aile babasıdır. Böyle bir şey imkansız. Kalıbım basarım yani onun adına. Duyunca çok şaşırdım. Niye herkes çıkıp zamanında söylememiş? Çünkü yalan herhalde arka arkaya ortaya çıkınca inandırıcı olmuyor dedi. Şimdi o da bir Yeşilçam oyuncusu. Siz de söylüyorsunuz Yeşilçam'ın öneminden de bahsettiniz zaten. Gelsin soru şunu merak ettim. Çünkü refleks olarak bu şekilde sizi savununca. E, bu savunmanın ardında yatan birinci sebep acaba Yeşilçam vefası olabilir mi? Elbette o var. Bakın ben size çok örnek verebilirim. İlk filmi ben Türkan Şoray ile yaptım. Sonra e, Hülya Koçit ile yaptım. Hülya Koçit ile üç filmim. Türkan Şoray ile iki filmim. Partner diye adlandırdığımız o iki insan arasındaki ilişkiyi ben burada ne kadar anlatırsam anlatayım yetmez zaman yetmez yani. Karşılıklı birbirimize olan saygının aynı kamera karşısında var olma biçiminin ne kadar önemli olduğunun ben onlardan öğrendim gerçekten de bir sürü şeyi. Tabii ki Yeşilçamlı insanların vefa borçları var birbirimizi tanımasak da vefa borcumuz var yani. Biraz önce söylediğim gibi onlar bu düzeni sağlamasaydı biz o düzenin terbiyesini ve ahlakını öğrenemeyecektik. Şimdi aynı ahlakı, aynı terbiyeyi, aynı disiplini televizyon dünyasında bulmanız mümkün değil. Ben çok şanslıyım o insanlarla çalıştığım için. Keşke televizyon dünyasında da klonlanmış o insanlardan bir sürü insanlar var olsaydı yani. Yine buna devam bir soru. Şimdi e, Talat'ın bu kadar aç bir pozisyonda olduğunu zannetmiyorum Güven Okna. Şimdi açacağım açıklamayı. Talat çok efendi beyefendi birisi gördüğünün yarısına duyduğunun hiçbirine inanma demişler. Kimse kesinlikle savunmuyorum. Ben böyle bir olay yaşamadım. Talat'ın bu kadar aç bir pozisyonda olduğunu zannetmiyorum dedi. Size destek verdi. Ayrıca Şevay ve Sevda Ergincin'in size tepki göstermesinde yanlış bulduğunu söyledi. Böyle bir şey olmuşsa yapım neden devam ettiriyor diye ekledi. Katıldığı bir televizyon programında. Bu arada yani bunu öyle bir dönemde söyledi ki iddialar aksi yöndeyken ve birçok kişi medya önünde sizi suçluyorken tam tersi yönde bu şekilde konuştu. Hem Fatma Girik hem Güven Okna bunu yaptı sizin için gelsin sorum şu benim Fatma Girik ve Güven Okna'nın sizin arkanızda durması o dönem size ne hissettirdi? Aslında konu kapandı ve yasal bir süreç yaşanıyor bununla ilgili çok fazla yorum yapmak da gerekmiyor ama e... Sadece onların destekleri konuyu değil yani onların o de, o o dönemde verdiği destek e demek çünkü, çünkü bir şey olduğunda hani herkes böyle bir saldırır ya bir şey olduğunda e çünkü ben demek ki doğru bir durum yaratmışım bu insanların onun dışındaki insanların bir beklentisi vardı bunların yoktu kişilik analizi dediğimiz şey zeki insanlar tarafından daha çabuk kavranıyor onlar da e, bu tür yorumları yaptılar peki şimdi o zaman esas sorum şu Direkt soru gelsin. Yaşadıklarınızdan sonra yakın çevrenizle ilgili bir eleme yaptınız mı? Dost düşman ayrımına gittiniz mi? Hani derler ya bir musibet bin nasihatten daha iyidir diye. Hani insan da zor zamanında tanır çevresini. Bu hepimizin başına gelir dönem dönem. Benim de geldi mesela. Çok güzel olur yani böyle alırsın kağıdı eline yazarsın yani. Kim kim tek tek size oldu mu bu? Yine aynı sorular üzerine geçiyoruz. Biz pas geçelim bunu. Çünkü izah ettim. Ee, gerçekten de zor bir dönem yaşamadım. Sadece şok olduğum bir dönemdi. Onun için e, devam eden hakikaten yasal bir süreç var. E, kimi, nerede, nasıl sildiğimi tartışmanın ya da örnek vermenin bir anlamı yok böyle bir programda. O bende kalsın ee, Yani çok da gerekli bir şey değil açıklamanın ya da yorum yapmanın. Gereği yok, hakikaten yok. Çünkü... Hakikaten ben zor bir dönem yaşamadım. Şoke olduğum bir an var. Zaten unuttuğum bir şeyi. Allah'a havale ettim her şeyi. Ee, bazen kendinizle ilgili durumların yaşanabilir ya da yaşanmaz hali biraz inançlarınıza bağlı olarak da gelişiyor. Ne hissettiğinize bağlı olarak yaşanıyor. Onun için e, tanıdıkların ne yorum yaptığı çok da ilgilendirmiyor beni. yani. Peki. Şimdi o zaman size şunu soracağım genelde e, erkekler işte özellikle gençliklerinde işte çok hareketli zamanlar yaşarlar işte aşk yaşıyoruz derler ama böyle kadınları da üzerler genelde. Ama sonra bir kız çocukları olduğunda kadınlara karşı bakışları ve tavırları değişir. Sizde bu oldu mu? Gelsin soru kız çocuk babası olmak kadınlara olan tavrınızı ve de düşüncenizi değiştirdi mi? Aslında değiştirmedi geliştirdi. Yani ben öyle bir anne tarafından, baba tarafından ve abiler tarafından büyütüldüm ki. Yani ben ilkokulu bitirdiğim andan itibaren benim büyük abim beni gazete köşe yazarlarını okumakla tanıştırdı, edebiyatla tanıştırdı. Şimdi gerçekten öyle bir kültürle büyüdüm ki kadının cinsiyet ayrımı yapmadan, kadın ya da erkeğin ne olduğunu kavrayarak, ne olduğunu öğrenerek büyüdüm. Yani. Onun için Kız çocuğum olduğunda ama şunu kavradım büyük samimiyetle söyleyebilirim. Kızım henüz bir yaşındaydı. Ee, kucağıma aldım bir şey söyledi bana erken de konuştu. Ben böyle bir, bir uyarı gibi algıladım. Sonra iki yaşında o uyarının bir tekrarı olduğunda dedim ki kadınlar gerçekten de erkeklerden daha zeki. Durumu kavrama yetenekleri daha gelişmiş. Becerileri daha gelişmiş. Sonra anama döndüm. Anam okuma yazma bilmiyordu. On doğum yapmış bir kadındı. Ee, özellikle büyük abilerimi okuttuğu dönemde onlarla birlikte yer sofrası var o zaman. Ee, lüks lambası altında onlar ders çalışsınlar diye onlarla birlikte oturmuş bir kadın. Bu otantik bir zeka. İleriyi gören bir zeka. O zaman ananıza duyduğunuz saygının ...bir devamlılığı olması gerekiyor. Etrafınızdaki kadınlar size ne yaparsa yapsın... ...ya bazılarını acırsınız... ...ya bazılarını affedersiniz... ...bazılarına saygı duyarsınız. Ben hala bu felsefeyle büyüyorum. Kızım bana bir şey söylediği zaman... ...hayatla ilgili bir şey söylediği zaman... ...iki kere düşünüyorum cevap vermek için. Peki. Yine kızınızla ilgili bir şey soracağım. Eee... Şimdi 21 yaşında değil mi şu anda ee, erkek arkadaşını sizinle tanıştırsa tepkiniz ne olur? Hani bu konularda kızınızla arkadaş gibi yoksa sert bir baba mısınız yani size anlatabiliyor mu böyle şeyleri? Bir de esas sorum şu gelsin kızınız tasvip etmediğiniz biriyle görüşse onunla flört etse veya evleneceğini söylese tavrınız ne olur? Konuşmayı denemek daha sağlıklı çünkü ben ama biraz sinirlendi şimdiden. <gülüyor> <gülüyor> Şu, şöyle yaptı bakın. Yok, bir hayal o... ettim Ay... falan. bir hayal ettim. Aynen. Tansiyon dışı. Şöyle Aynen. falan diyecek birazdan. Nasıl birinden bahsediyorsunuz? bir şey mi gördünüz? Bir şey mi gördünüz siz? Niye soruyorsunuz? Hakikaten samimiyetle benimle paylaşabilirsiniz ya. Yani. Artık yayından sonra bakayım benim birkaç fotoğraf. Şimdi Şaka yapıyorum. Benim için komik olan bir şey anlatacağım. Ee, ayrıldıktan sonra kızımla ben 4-5 sene birlikte yaşadım. Ee, çok sistemli bir hayat. Sabah beş buçukta kalkıp altı buçukta kahvaltısını hazırlayıp okula gönderip e, iyi de yemek yaparım ben. E, sonra dört buçukta servisi geliyordu. Erken yemek yiyorduk, sofra hazırlıyordum. Birlikte yemek yiyorduk yani. E, bazen de sofra kurallarına uymayıp lahmacun söyleyip gazete kağıdı üstünde yemek yiyorduk. Doğal olabilecek ya da karşılaşabileceği herhangi bir şeyi yadırgamadan büyümesini sağlayacak bir şey. Kızıma şunu söyledim. Ben dedim ki 16 yaşında filandı galiba. Eğer sigara içiyorsan hani alkol kullanıyorsan bunu bana söyle haberim olsun. Yani başkalarından duyduğum zaman tepkimi evet ben biliyorum diyebilme cesaretine sahip olayım diye. Ee, 18 yaş sonrasıydı galiba henüz Amerika'ya gitmemişti. Bir arkadaşım gecenin ikisinde ben de setten gelmiştim. Mesaj bu kızım mı diye bir fotoğraf. Evet. Eee dedim sonuç. Yo merak ettim dedi. Neyi merak ediyorsun hani? Peki dedi 5 dakika sonra. Hani bana yalan söylemek değil belki korkudan ötürü. Yani bir doğulu tarafımız da var ya bizim yani. O feodal yapıyı henüz kıramıyoruz ama. Yok ben onu gördüm zaten. fena <laughs> şimdi <laughs> <laughs> yani evet. <laughs> şey bir fotoğraf gönderdi arkadaşım böyle. bir <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Kızıma fotoğrafı gö gönderdim ben o gece. Nedir bu baba dedi? Bu soru sana ait yani. Sen cevap ver. Sen et, cevap ver. Bu ne? <laughs> ee, bunun e, biz sonra konuştuk. Bunun sağlıklı olmadığını anlatmaya çalıştım. Daha önceki anlatımlarım da hep öyleydi. Benim ilk görüşte hani hoşlanmadığım bir tip. Süre aldım. Hoşlanmadığım bir tip deme şansım yok. Çünkü önce onu tanımam gerekiyor. Nasıl birinden hoşlanmazsınız mesela? Hayır, bilmiyorum. Genel Hayır, yani. Önemli olan birincilikli o. Yani hak. E, Kızımı iyi yetiştirdiğinden çok emin, sağlıklı düşündüğünden eminim, analiz yeteneğinin çok gelişmiş olduğunu da söyledim. Onun tercihi ise, onunla arkadaş olmak. Onun tercihi ise, bana yanlış gelen şeyi konuşurum, anlatırım. O da buna cevap verecektir mutlaka. Günümüzde sağlıklı olması gereken bu. Hayır ben o adamı sevmedim. Onunla görüşmeyeceksin deme şansım yok yani. O zaman iyi bir baba e, ee, iyi bir evlat kombinasyonunu sağlamamız çok zor. Hmm. Kızınız, ne oldu? Kızınızın işi zor. <laughs> ah canım. <gülüyor> Neden? <gülüyor> ah Hadi. canım benim Hadi. sen gel, gel bana ben seninle konuşacağım. Farklı bir, farklı bir şey mi söyleyeyim? <laughs> Espri yapıyorum ya bütün babalar Sizin böyle. Sizin babanız nasıl şey baba? <laughs> bütün babalar bize. böyle. İşte ben e, ben evlenmeden önce Ondan sonra ben eşimin ailesiyle tanıştım. İşte bizim 5 yıl bir flört dönemimiz oldu. Eşimin ailesiyle tanıştım ben. Fakat eşim devamlı geliyor beni bırakıyor. Kapının önünden böyle yukarı bakıyor. Babamla da balkonundaysa böyle buna bakıyor. içeri giriyor falan. Bir gün artık böyle hani evlenme teklif ettim. pardon evlenme teklif etmeden hemen önce. Ama çok ciddi yani ilişkimizle evleneceğiz. Kendilerimizle konuşuyoruz. Dedi ki bana yalnız dedi senin de dedi annenle baban da dedi bir garip dedi insan dedi bir günde der ki dedi şu çocukta gelsin bir kahve içelim <laughs> falan. Ben de oradan aldığım şeyle yukarı çıktım dedim ki baba dedim işte diyor ki dedim Erce dedim bir kahveye de çağırmadılar falan. Babam dönü böyle yaptı. Ya dedi burası yol geçer alımı mı dedi. Buraya dedi ancak dedi istemeye gelir dedi. <laughs> Ben de gitti ona onu söyledim. Babam böyle diyor diye. Sonra zaten hemen evlenme teklif etti. <laughs> Kızlar babalarınız dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de aynı zamanda babanız gibi düşünüyorum Çünkü şey hani baba eve getireyim, tanıştırayım demesine izin vermem. Tamam dışarıda bir kafede buluşalım. Evet, tanışalım derim yani. Evet, evet, Doğrusu da o bence. Bizim, bizim de evet. Anneler orada biraz daha yumuşak karın tabii, ama tabii, babalar. Tabii. Babalardan geçiş yok genelde. Böyle biz artık. Ama iyi bir geçiş olmuş. Yani. Evet evet. evet. En azından tatlı sonla bitti. <laughs> Bizimkisi mutlu sonla bitti. Ee, bütün aslında sanatçılara son dönemde gelen bunu soruyorum. Ee, bunu size de sormak istiyorum. Şu anda ekledim bu soruyu. Ee, son dönemin popüler konusu. Burası da malum CNN Türk bir haber kanalı. O yüzden merak ediyorum sizin düşüncenizi. Sorum şu. Sanatçılar siyasi görüşlerini sizce açıklamalı mı? Açıklamamalı mı? Şimdi Net olarak şunu söyleyebilirim ama e, muhalif olması gerekiyor. Taraf olmak, o taraflığı sürdürebilmek gerçekten de o ideolojinin e, arkasında sağlam durmak gerekiyor. Yani muhalif olmak aynı zamanda sağlam durmamak anlamında değil bu. Ama e, sanatçı aynı zamanda yenilikçi olmak zorunda en azından kendi mesleğiyle ilgili bir takım yeniliklere açık söylemler olması ya da uygulamaların olması ya da e, özgürce mesleğini sürdürebilmenin hukuksal kuralları olması gerekiyor. E, i̇lla da birebir sloganist bir anlatımla e, ideolojini ya da taraf olmanı belirtmek zorunda değilsin. Bir sanatçı zekası esnekliği e, nasıl olabilir göstermekte ayrı bir yetenek işidir ben bunu tercih eden insanlardayım, insanlardanım. Ee, sanat dediğimiz şey arz talep işiyle geliştiğini düşünüyorsanız e, tavrınız daha farklıdır. Ama sanat sanat içindir dediğiniz anda e, bakış açınız daha farklılaşıyor çünkü. Öbür türlü e, korkularınız varsa. Ee, bu korkularınızı yenemeyecek bir baskı altındaysanız elbette e, nerede olacağınızın yolu bellidir zaten. Ama sanatçı dediğimiz kişinin özgürlükten yana olması gerekiyor, muhaliften yana olması gerekiyor, yargılayabilme düzeyinde olması gerekiyor. Ve her şeyinde korkusuzca hukuksal kuralları içerisinde yaşayabileceğini düşünmesi gerekiyor. Peki. Eee... Hmm. Şimdi bir kırmızı soru. Şimdi siz Hacettepe'de elektronik mühendisliği okurken okulu bırakıyorsunuz ve oyuncu olmaya karar veriyorsunuz. Oyunculuk sizin olmazsa olmazlarınızdan mı? Eşiniz diyor ki sizin için seçici olmak adına bir dikili ağacı olmayan adam. Böyle bir ifadesi var. Buradan çok seçici olduğunuzu anlıyoruz yaptığınız işlerde. O zaman sorum şu esas gelsin soru. Oyunculuğa kutsallık atfeden aktörlerden misiniz siz? Evet. Hmm, çok e, lüks bir şey belki Türkiye'de bunu söylemek ama e, sürdürebildiğim kadar da sürdürdüm zaten. Başta söylediğiniz hani televizyon dünyasıyla ilişkinizde 2015'ten itibaren bakış açınız değişti diye. E, bu hayatı sürdürebilecek bir sektör oluşabilseydi bütün bunlara ihtiyaç duymayacaktınız sadece film çekerek, sinema filmleri çekerek hayatınızı sürdürebileceğiniz hale gelecektiniz. Ben sinemaya ilk geldiğim dönemlerde, 80'li yıllarda ehvenişer dediğimiz, kötünün iyisini sürdürebilmek adına çok açlık çektim yani. Ee, bir tane, iki tane film çekiyordum. Zaten aldığınız para bir yıllık hayatınızı sağlayacak bir düzeyde değildi. İşte abilerimin sayesinde onu sürdürebiliyordum. Ee, bir tane elbisem vardı. Yaşlıçam'a gideceğim zaman o şık duruyordu, onu giyiyordum. Ama eve geldiğim zaman da normal o zorlu koşullar neyse o durumu yaşıyordum yani. Türkiye'de lüks düşünmek biraz şey kolay değil. Bu sadece düşünce şey. Nasıl Bel yani? Belki de Batı kültürünü fazla öğrenmemden kaynaklı bir şey. Evet, Amerika'da Batılı diyelim yani aktörler. Hatta uzak doğudan da örneklendirebiliriz yani. Uzak doğudan bir aktör 90 milyon dolarını şeye harcadı. Bir vakfa harcadı mesela. 90 milyon dolara hayal etmek bile mümkün değil. Ama lüks dediğimiz şey iyi para kazandıkları için, haklarının iyi korunduğu bir sistemde yaşadıkları için de e, bunu en iyi şekilde sürdürebilmeye sahipler. Yani ben yılda bir tane iş yapacağım ya da bir diziye başladım 10 bölümde kaldırıldı bir yıl ara vereceğim. Bizi çok zengin zannediyorlar galiba. Bir tane dizi çekiyorsunuz atıyorum 50 bölüm 60 bölüm çekiyorsunuz. Sonra 5 tane oturuyorsunuz. Bölün aylara ne kadar para kazandığınızı anlarsınız. Bir de enflasyonun çok yüksek olduğu bir ülkede yaşıyorsunuz yani. Para değerinin kaybını hesaplayın. Yurt dışındaki paralar zaten çok korkunç rakamlar. Ben var. şey diyorum yani yurtdışında bir tane film yapsam da Hayatımı bir şey yapmaya gerek Bir daha hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şimdi e, Türkan Şoray'ın sizin hayatınızdaki ve kariyerinizdeki yeri zannediyorum ayrı. E, hatta sizin şu e, şöyle bir anınız var. Nişantaşı'nda ucuz bir otelde kaldığınızı, filmin yapımcısının sizi Türkan Şoray'la tanıştırmaya götürmek istediğinde de hissettiklerinizi şöyle anlatıyorsunuz. Ben de inanılmaz bir heyecan başladı. İstanbul'a gelirken bir kalife pantolon bir gömlekle gelmişim. Kıyafetim yok. Otelin sahibinin damadı bana üzülmez ben sana pantolon ve gömlek veririm dedi. O kıyafetleri giydim. İnanılmaz bir heyecanla tanışmaya gittim. Peki sonra ne oldu neler konuştunuz hatırlıyor musunuz? Gelsin soru. Neden özellikle Türkan Şoray hayatınızda özel bir yere sahip? Biz tiyatro ile turneye geldiğimizde bir akşam işte kuliste oturuluyor. Herkes darmadağınık. Bir Sakıncalı Piyade diye bir oyun. Rahmetli Uğur Mumcu'nun oyunu. Kuliste dağılmış 700. oyunu falan oynuyoruz. Bir çiçek geldi kulise. İşte çiçeği kimden geldiğini öğrenen arkadaşlarım kayboluyor. Ben de baktım işte bir orkide var ve Türkan Şoray yazıyor. Allah Allah dedim yani. Sonra bizim hangi seyirci nerede oturuyor diyor. Perdelerde, fonda yapan perdenin delikleri vardı böyle. Oradan bakarız. Baktım hakikaten. E, Türkan Şoray, Rüşen Altlı yapımcı oturuyorlar. Oyunu izlediler. E, oyundan sonra gittiler. E, ne olduğunu anlamadık yani. Sadece oyun seyredilmiş demek ki. Ertesi gün sabah e, odadan uyandırıldım. Talat bir telefon var diye. Aşağı indiğimde resepsiyona böyle uykulu haldeyim. Ve işte dün akşam oyunu izledik. Evet ama olabilir yani. Ee, ben işte Umut filminin sahibi Abdurrahman Keskiner. Evet göz biraz daha açıldı. Türkan Şoray'la ile oyunu izledik. Sizinle tanışmak istiyor deyince yani öylesine bir çığlık atmak istedim ki e, yapamadım. Ve öğlen gelip sizi alacağım dedi. Kapattım telefonu ve bağırıyorum o film içinde. Yani. Türkan Şoray'la ile tanışacağım ve bir film için benimle görüşmek istiyor diye. Sonra hakikaten yapımcı aldı, götürdü. Ee, o zaman Levent de bir yerde oturuyordu. Aşağıda beklerken yukarıdan böyle beyaz bir elbiseyle güzel bir kadın iniyor aşağıya. Yani muhteşem. İnanılmaz. yani, o muhteşemdi ya, hala yani da çok muhteşemdir yani. E, bugünkü gibi öyle herhangi bir yerde ünlü görmek de çok zor değil bizim için. Gerçekten çok ünlüler. E, tanıştık. Fakat öyle bir bakışlar altındayım ki e, biz şöyle besleniyorduk. Çok düşük bir yemeği alıyoruz. Ee, gece yarısı yemek yiyoruz Öğleden sonra uyanıyoruz ve otelin verdiği kahvaltıyla besleniyoruz o kadar Sofrada Süre aldım Yani sehpanın üstünde o kadar güzel şeyler duruyor ki Ama bir göz hapsindeyim ve hiçbir şeye dokunamıyorum <laughs> Ay, Çok önemli Hiçbir şeye Ve o zaman bir pastane var O pastane çok meşhur Onun yaptığı pasta var yapımcının getirdi Ve diyorum ki ya bari ondan bir dilim yani. <laughs> Bizim yeme şansımız yok yani yediniz mi? Hayır, <laughs> yemedim. Hiçbir <laughs> şey yiyemedim yani. Heyecandan hiçbir şey yemedim. Ee, hadi kalkalım dedi yapımcı. Kalktı kapıdan çıkarken alasmadık falan filan. Sen arabada bekle dedi yapımcı bana. Çıktık, arabada bekliyorum. Diyorum ki inşallah bir dilim pasta gelir. Hayalim o. Yani evet. Türkan Şoray'la tanıştım ama sonra geldi yapımcı elini dizime vurup tamam dedi. E, bu filmde varsın dedi. Pastadan evet. daha iyi bir o şey e, geldi. <gülüyor> <gülüyor> Belki o kazandığım parayla pasta yiyebilirim diye. Aynen. Ay güzel güzel. Ee, şimdi şunu da merak ediyorum ben. Bu soruyu da şimdi ekleyeceğim. Bir kırmızı soru ama aşkla ilgili bir soru. Sorum şu. Şimdi ben az önce dedim ya hani e, işte sonuçta e, orada işte dizi setinde oyuncular da çok iyi anlaşmak zorunda değiller. İşte ne olacak sonuçta oyun hani bu. Ama Şöyle şeyler de oluyor. İşte dizi aşkları, eski işte filmlerde aşklar vesaire falan Bunları da çok gördük duyduk. Hala da görüyoruz, duyuyoruz. Hiç sizin başınıza böyle bir şey geldi mi? Hiçbir rol arkadaşınıza aşık oldunuz mu? Rol arkadaşınıza aşık olup karşılıksız bir aşk yaşadığınız oldu mu? Böyle bir anınız var mı? Sorum bu. <laughs> o zaman bu kadar samimi bir soruya ben de samimi cevap vereyim. Ee, tiyatro ile birlikte başlayan bir kuraldı bu. Ee, tiyatroda çalışanlarla e, herhangi bir ilişki e, yaşamak yasak değildi. Ama bir kuraldı o. Kendi kendinize hissettiğiniz bir kuraldı. Bu kural çok sağlıklıydı 5 yıl boyunca tiyatro yaptığım dönemde. Dedim ki bu kuralı tiyatroda sürdürebilir, şeyde sinemada sürdürebilir miyim diye. E, birlikte olduğumuz partner dediğimiz insanlar gerçekten de çok güzel kadınlar ve Herkesin aşık, aşık olabileceği güzellikte Tabii Kadınlar. Yani. Ee, ama Hatta birçok insan aşıktır. Tabii ki tabii yani. ki yani hatta biz perdeden bakıp yani aşık olabileceğimiz insanlar e, geçti perdeden. Bu kural e, bende çok oturmuş birinci madde gibi duruyordu bedenimde. Onun için de hiç böyle bir şey düşünmedim ve biraz önce söylediğim gibi gerçekten de e, paylaşımlar o kadar sağlıklı ve arkadaşlık kavramı o kadar iyi gelişmişti ki bunları düşünebileceğin herhangi bir aksiyon asla olmadı yani. Hiçbir zaman olmadı. Hiç başınıza gelmedi. Hayır. Bu bir kuraldı benim için çünkü. Çok merak etmiştim bunu çünkü olabilir niye olmasın ki yani. <laughs> olabilir. Şimdi az önce söylediğiniz 10 çocuklu bir ailede büyümüşsünüz. Babanız devlet demiryollarında çalıştığı için de çocukluğunuz tren istasyonlarında geçmiş. Sorum şu gelsin. Tren istasyonunda geçen çocukluğunuzdan size ne kaldı? Hangi hatıralar? Babam mesleğinden ötürü bir de abilerim tercihinden ötürü biz dört yılda bir göç ederdik. İşte Sarıkamış, Erzurum, Samsun, İzmir, Ankara. Ama en ilginci Samsun'da yaşadığımızdı. Biz göç ederken bize bir yük vagonu veriliyor ve bir de kompartımanda permi hakkı bedava yolculuk. Samsun'a geldiğimizde biz ev bulamadık. Ve istasyonda o yük vagonun içinde yaşadık 20 gün. Ee, bunu hiç unutmuyorum. Ee, bir sabah vagondan çıktım ama vagonun içi bir ev gibiydi. Rahmetli anam ve yengem öyle bir düzen kurmuşlardı. Ee, böyle tarlaya daldığımda yuvarlak bir şey görüp onu top zannedip almaya çalıştığımda kopmadı. Sonunda kopardım var olan gücümle kompartımana doğru koştum. Bir şey buldum çünkü. Abim de takım elbisesini giymiş işe gidecek yani. Antiparantez yolcular bizi görüp selamlıyorlardı. Herhalde o tarihlerde böyle bir şeyle karşılaşmış karşılaşmamışlardı. 60'lı yıllardı çünkü. Abim böyle bakıp o karpuzu nereden buldun dediğinde ben onun bir meyve olduğunu o zaman öğrenmiştim. Ee, şimdi sağlıklı besleneyim diye karpuzda çok şeker var diye yemiyoruz. Halbuki Çocukluğunuzda gördüğünüz şey, yaşadığınız şey travmatik bir durum yani. Sonraki de çok ilginçti. Bir eve taşındığımızda yan yana iki daire var. Ee, biz taşındıktan bir altı ay sonra, şimdi adlandırıyorum, bir cemse yaklaştı. Amerikalı bir kadın ve erkek indiler. Ee, NATO vardı Samsun'da o zaman. Dünyanın en güzel şeyini yaşadım ben. O çiftle bizim aramızda inanılmaz bir ilişki vardı. Rahmetli anam... Kangel diyoruz biz. Mantı yapar götürürlerdi. Onlar bize konserve, konserve ilk o zaman gördüm. Aralarında hiçbir diyalog yok. Belki onlar Türkçe öğrenmeye çalışıyordu. Bizim öyle bir yeteneğimiz yok yabancı dil öğrenmeye. İki yıl boyunca hayatımda yaşayabileceğim en güzel şeyi yaşadım ben. Ora eğer AVM olduysa çok üzülüyorum. Bizim anılarımızın üstünde ayaklar dolaşıyor şimdi. Şimdi e çocukluğunuzla ilgili şu cümleleriniz de var. Trende inen yolcular başka şehrin insanlarıydı. Belki de bizim için umudun yolcularıydı. Oynadığımız yerler, vagonlar, raylar ve tabii ki kara tren. Şimdi kara tren deyince aklıma kara tren türküsü de geldi. Sizin sizin şan eğitiminiz de var. Zaman zaman türkü söylüyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz, sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Peki profesyonel anlamda müzikle ilgilenmek gibi bir isteğiniz var mı? Sorun bu. Ayrıca kara tren size ne hissettiriyor? Onu söylemeyi sever misiniz mesela? Ne? Şu anda <laughs> Şimdi söyleyeyim falan <laughs> Şuradan bir mikrofon <laughs> Şaka yapıyorum Kara tren bende çok şey ifade ediyor Gerçek tren yolculuğunun yaşadıkları her şey vardı Yani kışın yolcu ettiğiniz zaman Kömür biterdi yolda Kar düşe, Çığ düşerdi yol kapanırdı O kadar o kadar çok şey vardı ki En güzeli de şey Düğüne gidiyorduk Sarıkamış'a Anneme beyaz gömleğimi giyeyim diye tutturduğumda hayır şimdi giyme kirlenir düğünde giydireceğim sana dediğinde ağladım zırladım sonunda bana beyaz gömleği giydirdi trenden indiğim ilk çamura yattım yani kum yani kurum dediğimiz şey beyaz olan her şeyi kirletiyordu bunu e, günümüz içerisinde de örneklendirebilirsiniz yani ama Kara trenle yolculuk yapmanın ufka açılmanın size öğrettikleriyle beslenmenin başka bir şeyi vardır, durumu vardır. Yani bir de sizi anılarıyla bir yere ulaşmak istediğiniz sevdalıysanız, sevdalınıza ya da şehrinize ulaştırmak için sizi hep geciktiriyor. Kara o gecik gecikir. Evet. Belki hiç geciktirmenin gelmez. bile bir anlamı var hayata dair. Vallahi hiç söylemediniz. Birazdan ben söyleyeceğim. Sonra <laughs> şarkı söylüyor diyecekler. Neyse. Ama e, belli ki size çok şey katmış. Ya Bir senaryosunu falan yazmayı düşünür müsünüz mesela böyle bir şeyin, çocukluğunuzun? Hmm, ben aslında çocukluğumu şeye benzetiyorum. E, Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığına benzetiyorum hayatımızı. Çünkü mesela Ağabeyimin doğumu ara istasyonda olmuş ve anam tek başına doğurmuş. Ve doğduğunda abmin kolu buraya eli yapışık, anam o kemiği kırıyor. 46 yılında doğum yapıyor. Hamur yapıyor, üstüne tahta koyuyor. Yani bir şey görmeden doğal becerileriyle hayata döndürüyor bir takım insanları. Onun için e, bunları anlatmak gerçekten çok zor. Ama anlatmadan da gidersem ne kadar sağlıklı ölürüm onu bilmiyorum yani. Bakalım. Çünkü bana bana çok şey öğretti. Belki de anlatırsınız. Ne bileyim bir kitap yazarsınız vesaire. Şimdi bir kırmızı soru. 80'li yıllarda iyi film yapmak adına Banu Alkan, Ahu Al Tuba gibi isimlerle film çevirmeniz için teklif edilen yüksek rakamları reddetmişsiniz. Hatta o dönem kiranızı doktor olan abiniz hı hı. ödemiş. Sorum şu gelsin. Tiyatrocuların acaba neden dizi oyunculuğuna yukarıdan bakan bir e, tavrı var? Çünkü o dönemde de e, o filmlere karşı... E, bazı oyuncuların bir e, tavrı olduğunu e, biliyorduk. Şimdi bu aynı şey tiyatrocuların dizi oyunculuğuna bir tavrı şeklinde günümüzde e, cereyan etmekte. E, özellikle hani tek kanallı dönemden gelen tiyatro oyuncuları biraz daha üstten bakıyor diyebilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Yok günümüzde öyle bir şey söyleyemeyiz çünkü Hı. onlar da artık televizyonda tiyatro yapma bir yapabilme şansları olmadığı için artık dizilerde bağlı olmak zorunda kalıyorlar ve kazanmak he? zorundalar. Onun için de... Ee, %90'ı televizyona yönelik. Hatta şimdi konservatuvardan e, mezun olmadan bile televizyonda var olmayı hedefleyen bir sürü insan var. Benim o dönemde isimlerden öte o isimlerin var olduğu filmlerdeki hikaye tercihi tamamen. Yoksa o, o kişilerden ötürü değil. Yani o dönemlerde biraz önce söylemiştim. Ehvenişer diyebileceğimiz, kötünün iyisi olan projelerde var oluyordum. Onların hikayeleri bana daha yakın geliyordu ve ben e, gerçekten de geldiğim yıllarda kendimi jön olarak hissetmiyordum. Yani bir karakter oyuncusu olarak sürdürebilir miyim de amacım. Onu yaptım. Yani bunu yaptığım dönemlerde de benimle çok dalga geçtiler. Mesela bir filmde ben her şeye rağmen diye 19 kilo alıp saçımı kazıttığımda ya zaten böyle insanlar var niye onları oynatmıyorsunuz diye çoğu insan şey çıkıyordu karşı çıkıyordu yani. O zaman tiyatro ile ilgili bir soru daha soracağım. Şimdi Rahmetli Yaman Okay'la göz göze oynayamazdım. Birbirimize çok gülerdik. Ruth Kayaziz her gülüşe 25 lira ceza evet. koydu. Ay sonunda maaş almaya gittiğimizde borçlu çıkardık. Bir gün Kay da güldü o gün ceza kalktı demişsiniz. <laughs> <laughs> Gelsin evet. soru. Tiyatro yaptığınız dönemle ilgili en çok neyi ya da kimi özlüyorsunuz? Ee, repertuarımızda olan oyunları özlüyorum. O provaları özlüyorum. Aramızda olmayan oyuncuları çok özlüyorum Çünkü o kadar güzel O kadar sağlıklı Niçin bir arada olduğumuzun Hedefi çok belliydi Onları çok özlüyorum ben Yani bunlardan bir tanesi de tabii ki Yaman Savaş Yurttaş vardı O yani Keşke onları O ilişkileri şimdi yaşayabilsek Ya bir insan Neden özlemle hayatını Sürdürmek ister ki her şey sağlıklı gitse ve siz hiçbir şeye özlem duymadan bu mesleği sürdürebilseniz. Hayır yani olmuyor imkan vermiyorlar yani ya da var olan imkanı yok etmeye çalışıyorlar. Nedir bu hırs ben bunu anlamıyorum ki ya sen benden meşhur olsan takipçi sayın benden 5 milyon daha fazla olsa ne değişir ya? Ya neyi değiştirirsin? Yani kime güvenip takipçi sayının 5 milyon 1 milyon olmasıyla övünüyorsun ki? Hayır. Yani bir şeyi paylaşmanın da bir değeri olmalı. Yoksa paylaştığın her şeyin karşılığını beklersen o zaman hırsların farklı noktaya gidiyor. İlişkilerin farklı noktaya gidiyor. Hırsların farklı noktaya gidiyor. Hiyerarşik olarak Yeşilçam'daki akış belliydi zaten. Herkes o akışa hizmet ederdi. Şu anda her şey karma karışık televizyonda. Yani senin üstüne hikaye gelişsin beni ilgilendirmiyor. Ben iyi bir şey yapabiliyor muyum? Televizyonda iyi bir şey yayınlıyorsam ve ben bu meslekten para kazanıyorsam en azından para kazandığım için o mesleğe saygı duymak zorundayım. Para kazanmamı sağlayan diğer insanlara saygı duymak zorundayım. İlla birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama saygıyı duymak zorundasın yani. Bir kameranın önünde 50 objektifin önünde 20 kişi o objektife hizmet ediyorsa Var olan iki tane cümleye o zaman lütfen saygılı olalım yani. Sevmiyorsan da başkalarıyla paylaş. Hatta bana merhaba deme ama kamera önünde benim yüzüme bak, benim, bana gül. Bir işi paylaşıyoruz çünkü. Şimdi şunu soracağım size. Ee, Osman Sınav geldi 40'a ve ona şunu sordum. Dedim ki yani hani no name isimlerle çalışıp onları iyi bir noktaya getiriyorsunuz dedim yani tanıtıyorsunuz Türkiye tanıyorsunuz dizilerinize vesaire. Peki neden dedim bu isimleri seçiyorsunuz yani yeni nesil pek tanınmamış oyuncuları tercih ediyorsunuz diğer dedim hani şu anda Türkiye'nin tanıdığı işte belli işte isim olmuş oyuncularla oynamak onların egosundan dolayı sizi daha mı çok zorluyor dedim o da bana dedi ki hayır bir kere yeniyle oynamak çok daha büyük büyük bir risk çünkü onun içerisinden nasıl bir canavar çıkacağını bilemez onu o tanındıktan sonra görüyorsun ve bu benim için bir risk aslında dedi ve zaman zaman da hani bununla ilgili sıkıntı yaşadığım ifade etti bir şekilde. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani yeni nesil oyuncuların ego durumuna baktığınız zaman geçmişe kıyasla zannediyorum biraz problem var gibi değil mi? Yani anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. Yeni nesil oyuncular şımarık mı? Sorun bu. Yani tabii ki hepsini kapsayamayız. Tabii ki. O ayrı bir yani konu. çoğunu da tanımadığım için evet, hepsi hepsi şımarıktır diyemem ama e, önemli olan ekranda neyi ne kadar iyi becerebildikleri çok önemli. Ee, onu iyi beceriyorsa no name olması ya da olmaması çok ilgilendirmiyor. Rolü e, başarılı bir şekilde sürdürebilmesi önemli. Ee, bazılarının hani no name altına sığınıp ya bu projeyi ondan almak içindeki canavar ya o canavar çıkmazsa ne olacak yani. Bir sürü yatırım yapıyorsunuz ve riske ediyorsunuz yani. Bir de e, bazı yapımcılar ve yönetmenler için şeydir yani. İtiraz hakkını kullanan, muhalif olan oyuncuları sevmezler. Yani ben de onlardan bir tanesiyim. Yani diyelim ki şunu yapar mısın dediğinde benim yarattığım karaktere uygun bir şey değilse ben hayır yapmam diyorum yani. O zaman e, aranızdaki yönetmen oyuncu arasındaki ilişki sağlıklı değilse o bir tartışmaya ve tatsızlığa dönüşüyor. Hiç kimse de istemez o tatsızlığı yani. Çünkü bir şey yetiştirmek altı günde 120 dakikayı yetiştirmek hakikaten zordur. Bazı şeyleri de eyvallah kabul görüyor yani. Ama o doğru mu yapılıyor, yanlış mı yapılıyor? Onu analiz etmek lazım. Sizin yeni nesil isimlerden beğendiğiniz oyuncular var mı? Var tabii. Seyretmekten keyif aldığım insanlar var ama isim olarak sorarsanız gerçekten hı hı. E, B12 eksikliği olabilir. ...isim olarak söyleyemeyeceğim. o estağfurullah şöyle bir şey oluyor... ...onda, onda da sizi hak veriyorum... ...şimdi çok tanınmışlar bakıyorum... ...böyle milyonlarca takipçileri var... ...görsem sokakta aa bu o kız veya bu o çocuk derim... ...ama isimlerini bilmiyorum... ...birçok insan da bilmiyor. Var çünkü böyle bir biraz en oluyor. başta söylediğim şu var... ...biz televizyon için tüketilmeye yönelik... ...birer ürünüz... Hı hı. ...sizi dizi devam ettiği sürece tanıyor... ...dizi bittiği andan itibaren... ...televizyonda gördüm diye algılıyor... ...sonra o uzaklaşınca ya ben bunu bir yerden tanıyorum hafızası kalıyor ama e, iyi bir aktörseniz gerçekten de şaşırtıcı bir performansınız varsa yaptığınız işte o insanlar sizin kim olduğunuza bakıyor ve ismi aklında tutup e, onu bir yere yerleştiriyor. Şimdi bu benim son kırmızı sorum size. <laughs> Yönetmenlikle alakalı bir şey. Bu yönetmenlerle alakalı. Direkt sorum gelsin. Oyunculuğu birçok yönetmenden daha iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz doğru mu? Yani Halit Refi ile bir anınız varmış. Kendisi üniversitedeki derslerinde sizden de övgüyle bahsedermiş. Anlatmak ister misiniz bunu? Anlatırım tabii. Yani tabii. ben Türkiye'deki bütün oyunculardan daha iyi bilirim demedim. Hı. Yani o an konu hangi şahıs üzerindeyse ondan daha iyi bilirim demişimdir. Yoksa gerçekten de Türkiye'de oyunculuk performanslarına e, inandığım kadın ya da erkek oyuncular var tabii ki. Biraz önce söylediğime ilişkin iyi örneklerden bir tanesi. Muhalif olma, itiraz etme hakkını kullanma. Bu yönetmenlerden daha iyi anlamında söyledim ben. Yani Ona da cevap vereyim. Monitör yönetmenliği yapan insanlardan elbette. Yani e, o insanın hangi aktörle çalıştığı bilincine sahipse bunu çok sakin bir şekilde yapılan, önerilen bir mizanseni farklı e, kılmak adına, değiştirmek adına konuşursunuz. Ve o bilgi onun için daha ilginç geliyorsa, onu kavrayabilecek bir şeye sahipse elbette. Ama e, benim çalışmaktan gurur duyduğum, beni daha e, yukarıya taşıyan o kadar çok yönetmenle tanıştım ki, çalıştım ki. Bunlardan bir tanesi Halit Refi'dir. Ama o anlık yaşanan durum şuydu. Ben bir imamı oynuyorum. Ee, sonra imam bir değişim yaşıyor, hızlı bir değişim ama ee, abisi öldürülüyor, sakalım kesiliyor, camiyi bırakıyorum. Ee, bir anda yengem önüme silah koyuyor, git intikamını al diye. Bu mizansen içinde e, Halis Refi'i talatçım dedi. Bu silah önüne konduğu andan itibaren buradan kızarmaya başlayacaksın dedi. Gözleri fal taşı gibi açılacak dedi. E, bunu görmek istiyorum dedi. Tamam mı dedi? Hayır dedim. Niye dedi? İnançlarına bu kadar sahip bir karakterin birini öldürme e, şeyi sunuyorsanız önüne bu kadar hızlı bir değişim e, olmaz dedim. Sinirlendi gitti yönetmen yardımcısı çekti o sahneyi sonra film bitti. Aradan yıllar geçti herhalde bir 10 sene falan bir gün seti asistan olarak rejiye gelen biri. Üniversitede Ali Trefi tarafından beni anlatılıp bu kadar sağlıklı... E, Oynadığı karaktere sahip çıkan ve onun sonuna kadar savunan bir oyuncu görmedim demişti. Hatta bu, bu ilişkiyi yeniden tazelemek adına da bir belgesel program yapılıyordu. İşte, Cumhuriyet tarihinden günümüze diye. Üç dakikalık dramalar konuyordu sonuna. Ee, bir şey götürüyorlar önüne. Eğer bu rolü Talat Bulut oynarsa çalışırım. Ve son kez çalıştım ve... Ee, Evet sinema tanrısının acımasızlığı sonucunda da kaybettik yani. Bir değer olarak. Keşke böyle düşünen yönetmenler çoğalsa yani. Şunu soracağım size. Herkesin hani kariyerinin bir dönüm noktası vardır kafasında. Ya. Yani benim kariyerimin dönüm noktası şu deriz. Sizinkisi nedir? Gelsin soru. Sizin için kariyerinizin dönüm noktası ne oldu? Yani Amaçladığımız kariyere sahip miyiz? Önce onu konuşmak lazım. Kariyer dediğiniz şey 4 tane film yapabildiğimiz kadarından yani, bakarsak dört <laughs> tane film, üç tane televizyon dizisi yapmakla olmuyor. Çok sağlam bir temel içerisinde geliştirilmesi gereken. Ama ben şunu düşünürdüm. Çok ödül meraklısı biri değilim. Atatürk'e Türkiye'de verilen bir sürü ödüle de itiraz etmişimdir. Gereksiz bulmuşumdur çünkü o ödül beni nereye taşıyacağı önemli. Türkiye'de bir yere taşımayacağı açık. Ama iyi bir aktör olmanın sonuçlarını yaşayabileceğim ya da sonucunu gördüğüm iyi değerlendirildiği bir objenin olmasını isterdim. yani. Ama çok zor bir hayal olarak kalıyor. Uluslararası alanda falan mı mesela? Yani evet ama mesela bir yazı beni çok mutlu etmişti. Ee, her şeye rağmenle ilgili bir filmdi. Amerika'da bir eleştirmenin yazdığı, tesadüfen getirilmişti bana. E, Talat Bulut'un canlandırdığı karakter dünyanın her yerinde yaşanabilir bir karakter cümlesi vardı. O beni çok heyecanlandırmıştı yani. Peki eğer sadece tiyatro yaparak rahatça geçiminizi sağlasaydınız her şey daha farklı olur muydu? O zaman dizilerde oynar mıydınız? Dizilerde oynamaya başladığınız için pişman mısınız veya rahatsızlık duyuyor musunuz? Soru bu. Gelsin. Yo, e, tiyat. Ama günümüzde hani bir anlamda da ben ne kadar reddediyorum deseniz de her insanın kafasında biraz popüler olma egosu yatıyor yani. E, i̇yi bir maaş alarak tiyatroda, yaşayabileceğiniz bir hale dönüştürebiliyorsanız, seyircinin yoğunluğunu çok sık yaşayabiliyorsanız sadece tiyatroda kalmanın bir anlamı kalmıyor ve siz içgüdüsel olarak şunu söylüyorsunuz benim bu yeteneğim ya da yakışıklıysam, karizmatiksem bunun daha çok yaygınlaşması belki de bana başka ufuklar açacaktır diye düşünebilirsiniz. Onun için de ee, yine sinemayı tercih edebilirsiniz. Eğer sinema sizinle ilgili bir şey yapmıyorsa buna televizyon açıksa o zaman televizyonda var olursunuz. Benim hayatımda dediğim bu çizgide gitti ve gidiyor. Anladım. Peki... Şimdi oyuncularda ve çok yoğun çalışan kişilerde zaman zaman görülen bir durumdan söz edeceğim. Hatta artık bu şey sağlık literatürüne de girdi yani. E, Dizlerin de süresi malum çok uzun ve hani çok ciddi e, yoğun saatlerde çalışılıyor. Gelsin soru. Hiç sizin tükenmişlik sendromuna girdiğiniz oldu mu? Artık biliyorsunuz değil mi bir sağlık sorunu bu yani girdi literatüre girdi. Tükenmişlik evet. sendromu diye bir rahatsızlık var artık. Valla Türkiye'de bu çalışma koşulları devam ettiği sürece, yasal bir takım platformlara oturmadığı sürece, hukuksal bir boyut kazanmadığı sürece ifade etmeseler bile insanların sağlıklarının bozulduğunu birebir görebiliyorsunuz. yani. Bu çok acımasızca bir durum. Ama ben kaç yıldır televizyonlar işte 2000'li ya da 90'lı yıllardan diyelim ki ben 2000'de başladım. 17 senedir yapıyorum. İlk defa e, bu sette belli kurallarla çalışıyoruz. Bu da medya firmasının sahibi Fatih, Fatih Aksoy'dan kaynaklanıyor. İlk 3-4 diziden sonra siz haftada 5 gün ve 12 saat çalışıyorsunuz. Bu ciddi bir kural. Yani eğer bu kural bozuluyorsa Fatih Aksoy bunun hesabını soruyor. Keşke diğer yapımcılarda bunu, e, bu kuralı geliştirebilseler ve uygulayabilseler. E, var tabii aşırı yorgunluk, çalışma Öyle koşulları. 24 çalışanlar var değil var mi? Var tabii bazı projelere bakıyorsunuz ya da duyuyorsunuz. Hı hı. Gerçekten ağır bir projeler, gerçekleştirilmesi zor projeler. Bunu örneklendirebileceğiniz bir sürü şey var, dizi var. Hakikaten insanlar 17 saat, 18 saat çalışıyorlar. Siz kalkıp bu koşullar içerisinde ben başrol oyuncusuyum, günde 8 saat çalışırım deme şansınız yok. Aslında bu şans kamera arkası için geçerli bir şey. Siz yine arada bir dinlenme şeyi bulabiliyorsunuz zamanı. Ama kamera, set, ışık gerçekten zor koşullarda yaşıyorlar. Bu anlamda da Fatih Aksoy çok doğru bir şey yapıyor. Hem onlar için hem oyuncular için. Keşke bu yaygınlaşabilse yani. Ki yaygınlaşması gerekir çünkü hani e, sağlıklı koşullar... Ama yasal bir şey olmadığı sürece de yaygınlaşacağına inanmıyorum. Sağlıklı koşullar değil. Özellikle oradaki hani işçiler, emekçiler vesaire Tabii. zor. Şimdi e, artık son sorun bu benim. Kırka geldik, wow. bitireceğiz. Yediğinizde içtiğinizde dikkat ettiğinizi zaten söylediğiniz yayın boyunca ki gayet fit gözüküyorsunuz. Peki tavsiyelerinize uyduğunuz bir doktor tavsiyelerine uyduğunuz bir doktor var mı acaba? Bunu ben merak ediyorum. Gelsin soru. Bu kadar fit görünmeyi neye borçlusunuz? Nasıl besleniyorsunuz? Ee, bu ben bedenimi çok iyi tanıyorum. Yani ne yediğim zaman ne olacağımız. İşte gıda e, intoleransı dediğimiz şey bilgisi çok eskiden biri var bende. Bir kere hamur işlerinden olabildiğince uzak ama son 3-4 ay içinde bozduğum yeniden sisteme dönüştürdüğüm bir durum var. Hamur işleri tüketmiyorum. Haftada bir gün mutlaka su diyeti yapıyorum. Sadece su alıyorum. Eğer çalışmıyorsam bunu haftada 3 gün yapıyorum. Çünkü o su diyeti aslında sizin metabolizmanızı geliştiren direncini arttıran bir durum yaratıyor. ...çok klasik ama günde iki kez besleniyorum, belli bir saatten sonra hiçbir şey Hı, yemiyorum. O belli bir saat aralığında evet, evet, oruç evet, diye nitelendirdikleri aynen. artık şu anda yeni meşhur olan aslında yurt dışında fakat bizim bildiğimiz bir sistem. Bir de şu var yani biz güneşle birlikte yani ışıkla birlikte belli bir enerjiye geliyoruz. Doğadaki çiçekler gibi siz de doğada bir insan olduğunuza göre akşam o ışık kaybolduğunda sizin metabolizmanız da yavaşlıyor yiyebileceğiniz katı gıdaların midede emilimi çok zor. Yani hele et ve tavuk yiyorsanız onun emilimi çok zor. Ne yapıyor o zaman mide? Sürekli şey halinde asit üretmek zorunda. O midenizde var olan katı yiyeceği eritmesi için. O asit üretimi de sizin sağlığınızı bozuyor. Onun için olabildiğince hele belli bir yaştan sonra et tüketimi zaten böbrekleri çok yoruyor. Çok da sağlıklı değil ama Haftada iki gün balık yemek çok doğru bir şey, ızgara balık yemek, yeşil ağırlıklı yemek çok sağlıklı bir şey, meyve tüketimini azaltmak çok sağlıklı bir şey ve yapabiliyorsanız, bunu programlayabilirsiniz. Haftada bir gün direncinizi vücut direnci zaten hani vücudunuzda yağ oranı zaten yüksek herkeste sıkı spor yapmıyorsanız birikmiş bir şey var. Bir gün aç kalsanız ne olacak yani? Hani e, oruç tutan insanlar olarak bir gün zaten aç kalıyorsunuz 18-19 saat. Üstüne bir 7 saat daha koyun. 24 saat bir şey yemeyin. Hiç şey yemeyin yani. Su ve kahve, çay içiliyor değil mi o hayır. süreçte? Hiçbir <laughs> şey <eminim>. yok. <laughs> Sadece su. Sadece su. Oo, sert bir efendim. Tamam. Şey i̇şte beslenme önerilerini de aldık yok, tamam. Yok o kadar da de değil. Hayır. Şimdi bunu yapanlar bayılıp düşecek evde. Hazır mısınız? Instagram'dan <laughs> yok, ben, gelecek yorumlara hazır mısınız? Ben kendi bedenime yaptıklarımı söylüyorum. <laughs> tavsiye etmiyorum yani. Şaka yapıyorum efendim. <laughs> ee, uygulamayınız. <laughs> şaka diyorum bu <laughs> Uygulayacaksanız da benim denetimimde olsun. Evet uygulayacaksanız da şu 24 saat için uygulamasanız olur. Diğerleri tamamdır. Çok teşekkür ediyorum ben. ben. Teşekkür 40'ı tamamladık geldiğiniz için, samimiyetiniz için. Bir de karne verelim efendim. 40 sorunun 40'ına da yanıt aldık diyelim. Bir tanesine yarım aldık diyelim. 39,5'tan 40 o kısa diyorum. Evet 39,5'tan 40 diyorum. Süreyi de çok iyi bir şekilde kullandınız. Bu arada karne işine esprisi. Çok teşekkür ederim. Geldiniz. Bize kalbinizi açtınız. Zor sorular sorduk. Yanıtladınız. Sağ olun var olun. Ee, ben teşekkür ediyorum güvendiğiniz için. Ben burada teşekkür ediyorum. Benim için. size bir kırmızı sorum var. Ee, ben soru Yok alamıyorum. yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Kırk'ı noktaladık. Bu hafta konumu Salat Bulutu. Ee, güzel bir program oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bakalım önümüzdeki hafta Kırk'ın konu kim olacak? Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.